akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Telefinalde yeniden karşınızdayız. Değerli seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. hafta müsabakaları tamamlandı ve Elazığ Spor'umuz ilimizde karşılaştığı lider Tuzla Spor'a maalesef 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Öncelikli olarak daimi konuklarımız Sayın Halit Ziya Acabay ve Sayın Yusuf Boydak'la birlikte bir evim Elazığ Spor, Tuzla Spor maçının değerlendirmesini yapacağız. Sayın Acabay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Boydak sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, bu hafta sizinle başlayalım. Tabii Elazığ Spor adına çok zorlu bir maçtı. Evet. Tuzla Spor buraya lider geldi ama maçtan sonra tabii tüm sonuçlar elimize geçmemişti. Biz haberlerimize öyle yansıtmıştık. Lider olarak dönemedi. Averajla Kırşehir Spor'un gerisinde kaldı ama ligde şu ana kadar... Liderle oynadık, yine lider oynayacağız. Evet, yine bu hafta keza lidere konuk olacağız. Tabii Tuzla Spor aldığı kritik galibiyetle 3-3 yaptı ve gol yemeden İstanbul'a döndü. Tabii ben maç sonunda aslında Tuzla Spor'un hocasına da yönetmiştim. Sonra biraz tesadüfi geldi bu başarı bize. Yani 3-3 yapmaları, şu an lider durumda bulunmaları, averajla liderin gerisinde bulunmaları. Ama kendileri de bir hedeflerinin bulunduğunu, geçen yıl da iyi bir başarı yakaladıklarını ve şu anki bulundukları konumun tesadüfi olmadığını belirtti. Öncelikli olarak maçı değerlendirelim isterseniz hocam. Elazığ Spor, Sakarya Spor'u mağlup etmişti geçtiğimiz hafta. Bu hafta da aslında Tuzla Spor'u da mağlup etmesi durumunda ligde üst sıralara yerleşecekti ama maalesef ikinci arada kalemizde gördüğümüz golle mağlup olduk. Tabii tartışmalı pozisyonlar var. Onları daha sonra konuşacağız. Öncelikli olarak maç yorumunuzu alalım hocam. Evet, öncelikle iyi akşamlar diliyorum biz de izleyenler. Şimdi sevgili Can, ikinci hafta oynandı. Maçtan önce insanların kafasında Tuzla'nın lider olmasının vermiş olduğu ve Elazığspor'un içinde bulunduğu malum sıkıntılardan ötürü pek insanlar böyle şey değillerdi. Herkes ümit var değillerdi. Fakat geçen hafta da programımızda söylemiştik. Sahanın bizim için bir avantaj olması. Özellikle de o sahada oynamayı gittikçe daha öğreniyoruz. Bu da bir gerçek. Evet. Ve geçen haftaki Sakarya galibiyeti. Maça enteresan bir şekilde bazen maçın ilk başlarında özellikle topun arkasına geçerek çoğu pozisyonda bekledik ama bazı pozisyonlarda önde bastık. Ki zaten o sahada biliyorsunuz önde bastığınız zaman rakibin pas yapabilme şansı yok. Evet. Hemen topu onlar da yukarıya kaldırmak zorunda kalıyordu ki baktığımız zaman topun arkasına girip saklandığımız zaman da maçın başından sonuna kadar çok bir iki pozisyon hariç ciddi bir pozisyon vermedik. Keza biz de öyle bir net bir pozisyona birkaç tane var girdi. Maçı biz kazanabilirdik. Evet. Yani Türkiye'de hep anlatıyoruz. Futbol sahada oynanıyor. Futbolu yöneten insanlar, bunu hakem camiasından başlayarak söylüyorum. Türkiye'deki hakemlik olayı bence Türkiye'deki futbolun çok gerisinde. Yani maçın bütün bir hakeme yüklemek istemiyorum ama ilk yarı onların attığı bir gol var. Offside maçın pozisyonun başında eğer incelerseniz Göksu'nun bir offside pozisyonu var. Atıldıktan sonra müdahaleyi zaten Göksu yapıyor. Daha sonra faul gerekçesiyle golü iptal etti. Ve ben o golü iptal ettikten sonra herkes de yani bir şey yok gibisinden ifadeye girdi. İkinci yarı bütün yönettiği maçın içerisinde hakem o vermediği golün etkisinde kalarak maç yönetti. Yani bütün maçı öyle götürdü. Artık insanlar onu o öbür takımın yöneticisi, sporcusu o kadar bir üzerine gitti ki uçtu gitti, maçı bıraktı ikinci yarı. Bir penaltıyı yedi. Ondan sonra yan hakem keza bir getirdi, bir gol hediye etti. Fakat tamamıyla tabii bu işi hakeme bağlamak ne kadar ama futbol hatalar önü. 84. dakikada o golü yiyorsunuz. Ki o pozisyon gol olmasa gol olma durumu da yok. Belki de bir puandan Elazığspor sahadan ayrılacaktı. Kazanabilirdik. Özellikle bireysel olarak baktığımız zaman takımın ciddi manada o sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynamaya başladığını gördük. Yani Sakarya maçına göre daha da biraz daha daha derli toplu üzerine koyulmuş bir takım vardı. Elazığspor'un içerisinde harmanlanmış genç oyuncu ve tecrübelerin karışmış olduğu, ben açık söyleyeyim, benim beklentimin üzerinde bir takım buldum sahada. Evet. Beklentimin üzerinde bir takım buldum ve sahada yaptığı mücadeleyle de bu takımın küme düşmeyeceği, 4-5 sıralarında yer alacağının sinyallerini verdi. Sinyallerini verdi de zaten güç olarak da ortada gözüküyor. Evet. Yeter ki mevcut olan oyuncuların geçen yaşadığımız sıkıntıları yaşamadan ödemelerini gerçekleştirip profesyonel olarak kulübün oyuncuya ödemelerini gerçekleştirmesi, oradaki o ortamı
Kısacası ödemeler olursa oradaki ortamda gördüğümüz kadarıyla kadro kalitesi tamam çok üst seviyede değil ama çok kötü de değil. Yani beklediğimiz seviyede değil. Bir kulübenin bir zenginleşme ya da hamle şansı çok kısıtlı. Elazığ'daki en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Şimdi maçın ilk yarısında tam bir orta alan mücadelesi şeklinde geçti ama bir taktiksel mücadele özellikle onlar da zaman zaman topun arkasına geçerek saklandılar. Yani tamamıyla gelip ön sahada bir baskı uygulamadılar bize. Biz aynısını yaptık. Zaman zaman burası çok önemlidir. Lütfen bunu özellikle futbolcu kardeşlerimizin istirham ediyorum. Bu tür sahalarda gol olma ihtimali yoktur. Gol olma ihtimalinin en büyük yükseği yan toplardır. Yani duran toplardır. Yapılacak faullerdir. İlk yarıda yediğimiz gol pozisyonunda da futbolcu kardeşlerimizin yapmış olduğu hatalar Onur ilk pozisyonda yaptı. Ondan sonra bir tane daha bu tarafta oldu. Yan toplar yani o fauller bir şey yaratıyor. Bir gol pozisyonu yaratıyor. Burada mümkün olduğu kadar rakip hep şu vardır yani futbolda şu vardır. Sırtı dönük santrafor oyuncusu arkadan top atıldığı zaman kaleye yakınsa bir şey yapamaz. Yani onun alıp dönemesi oradan bir şey yapamayacağına göre ona yapılacak bir faul rakibe bir avantajdır. Sırtı dönük santrafor faul almaya çalışır. Siz onun tuzağına düşmeyeceksiniz bir şekilde. Çünkü yine söylüyorum o sahalarda kenarlardan yapılacak fauller, yüksek toplar mutlaka gol getirecek. Bizim işte ilk hafta attığımız Sakarya attığımız goldü. Bu maçın içerisinde de olan pozisyonların hemen hemen %60'ı %70'i duran toplardan olan pozisyonlardı. Evet. Bir ikinci yarıda kondisyon olarak, mücadele olarak Elazığspor oyundan düşmedi. Hocamızın tercihiydi. Orada Ömer Yıldız, Selim Enes değişikliği o ana kadar bazı şeyleri oyun hakimiyeti bizdeyken Ömer'in çıkmasından sonra maçın seyri bence değişti. Orada bir düşüş yani yaşandı. Genel kanı bu yöndeydi. Evet yani ben kendi gördüğümü söylüyorum. İnsanlar da benim gibi düşünebilir, düşünmeyebilir de ben fikrimi söylüyorum. Ömer Yıldız'ın oyundan çıkmasından sonra takım ciddi manada hücumda çoğalma konusunda zaten bir sıkıntı yaşıyoruz biliyorsun. Bir alternatif bir forvet şansımız da yok. Zaten takımda forvet olan iki tane oyuncumuz var. İkisini birilerini kanatta oynatıyor. Birini, Serdar kanatta Ömer. Ama ilk yarı özellikle Serdar kanattayken onlar bizim sağ tarafımızı yani pardon sol tarafımızı Burak Solaken olduğu yer tarafı kullandıkları zaman Serdar'ın zaman zaman yardım etmemesi biraz yaşının vermiş olduğu dezavantaj. Orayı biraz kullandıkları zaman pozisyon bulabildiler. Ama özellikle orada bir değişiklik yapıp Ömer'le şeyin yerini değiştirdi. Santfor olarak Ömer'i bazen kanada aldı. Onların o dönerli oynaması bir şekilde Ömer'le Serdar'ın yer değiştirmesi bir şekilde onların da o tarafı çok kullanmadığını ortaya koydu. Ama genel olarak bütün 90 dakikaya baktığımız zaman mücadele olarak özellikle Kadir, iki Kadir çok iyiydi. Kadir Bekmezci ayrı bir parantez açmak lazım. Gerçekten pek tarzım değildir bireysel performansları iyi ya da kötü manada söylemek ama çok spektaküler bir oyun oynadı yani evet. Beklenmedik şekilde toplar aldı döndü hem ofansif hem ofansif var. Evet yani hem ofansif rağmen 35 yaşında bir kesinlikle. Kişiden bahsediyoruz hem ofansif hem defansif manada çok iyi işler yaptı biraz daha hücumda çoğalabilmemiz için organize olmak konusunda ama şunu yine söylüyorum sahanın bu şekilde olması bizim için bir avantaj dezavantaj olarak. Bu geçen programda da söyledik Keçiören 2 yıldır o Aktepe stadında küçük yerde maç kazanarak gidiyor. Hala da gidiyor. İşte gördüğünüz Erzurumspor'u yendiler bu hafta. Ama siz mücadele etmezseniz sahanın toprak ya da halı saha olması kalecilerinin burada çıkardığı çok önemli bir pozisyon Serdar'ın var. Serdar'ın vurduğu. Üzerine gitti aslında. Öbür köşeye gitse bir şey yapamazdı. Ama şu var. İyi sinyaller gördük. Yani ben ümit varım bu konuda. Elazığspor mevcut kadroyla bu kadro korunduğu takdirde ödemeler yapıldığı zaman Elazığspor'un küme düşeceğini ben kendi ihtimal vermiyorum. Bu bir Beşiktaş'ın yapmış olduğu bir feda yılı vardı biliyorsunuz. Bu yıl biraz planlama proje aynı zamanda borçların azaltılması konusunda şu andaki mevcut kadronun çok büyük bir mali yükümlülüğüyle üst seviyede de değil yani bu tarafları. Ve bunlar şu arkadaşlarımız yani özellikle de bu en düşük maliyetli takımlarından birisi. Şu Elazığlı kardeşlerimizin maç oynadıkça biraz daha performanslarını yukarı taşıdığım zaman 2 yıl sonra Elazığspor'da bir sürü profesyonel manada futbolcu kazanmış olacağız. Burada yani yine geçen hafta eksikliğini hissettiğimiz Elazığlı futbolcu niye yok dediğimiz bir burada
boş, burada yaşı olarak büyük olan, yani daha doğrusu abi konumda olan oyuncular Serdar da dahil iyi mücadele ediyorlar, iyi niyetle mücadele ediyorlar. Genç kardeşlerimiz de onlara iyi mücadelelerinin yanına biraz da düşünen ayaklarla, yani biraz daha mantıklı, biraz daha akıllı. Çünkü ikinci yılları hemen hemen geçen yılda üst ligde oynadılar. Evet. Özellikle Murat Han'ın, sonra Kadir Taşoğlu'nun, ki Kadir Taşoğlu iki haftadır bence iyi top oynuyor. Bu hafta kırmızı kart gördü hiçbir gerek yokken. Son olarak demin değindim yine maçın hakemle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Enteresan da ilk yarı sağ tarafta bir taca itiraz edildi. İtirazdan ötürü kimse çağırmaz buraya gel diye. Orada bir büyük bir ihtimalle sinkafli bir kelime vardı. Onu tolere etti, sarı kartla geçiştirdi. Ama geldi orta sahada golden sonra hem antrenörünüzü attı, hem offside'den bir gol verdi, onları hem penaltı. Altı üstü ilk yarı tartışılır ki iddia ediyorum Göksu'nun pozisyonu offside'dir. O kafası orada kaldı. Her zaman olduğu gibi düdükleri çaldılar, bittiler gittiler. En fazla gözlemci, hadi çok büyük lobimiz de yok, bir hafta ceza verirler, ikinci hafta yine gider bir başka şehrin, bir başka şehrin takımını yakar. Eyyamcılık yaptı, lafın özeti o. Seyirci, burada şunu söylemek istiyorum. 1000 kişilik bir seyirciye hakimiz. Orada da biraz eleştirilerim olacak. O kafesin arkasından maç seyrediyorlar. Saygı duyuyorum hepsine. İnanılmaz güneşin anında. Ama bir birlikte takıma sahip çıkma olayı yok. Bir grup ayrı bağırıyor, bir grup ayrı bağırıyor. Orada da bir birlik beraberlik sağlanması lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz orada. O 1000 kişinin birlikteki tek sesi bizi biraz daha bir tık daha yukarıya atacak. Sonuç olarak kaybedilmiş bir maç var. Ama çok fazla da bunun arkasına sağlanıp buna takılmamak lazım. İyi sinyaller de aldık. Takım yenilecek de yenecek de. Kısaca sahadaki mücadele, takımın ortaya koyduğu mücadele hem seyirciyi tatmin etti hem de ben kendi adıma gurur duydum. Çünkü bir koca çınar var olmaya çalışılıyor, ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bundan sonra bu takıma sahip çıkıldığı zaman şu mevcut futbolcu kalitesiyle, topluluğuyla takımın küme düşme gibi bir ihtimalin olduğuna inanmıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet Sayın Boydak, maçı birlikte izledik. Tabii umutluyduk aslında Sakaryaspor galibiyetinden sonra, evet, ve oynanan, ortaya koyulan futboldan sonra Tuzlaspor maçı öncesinde gayet umutluyduk ama maçta böyle çok da yani Tuzlaspor'a karşı böyle ezildik mi? Yok. Aslında başa baş bir mücadele sergiledik. Oyunun belli bölümlerinde Lespor Tuzlaspor'dan çok daha da öndeydi diyebiliriz. Ama netice itibariyle golü atan maçı kazanıyor. Tuzlaspor da aldığı 1-0'lık galibiyetle İstanbul'a 3 puanla döndü ve yoluna kayıpsız devam etti. Elazığspor için ise iç sahada kaybedilmiş önemli bir 3 puan oldu. Neler söyleyeceksin? Evet. Ben de bizleri izleyenlere buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii geçen haftaki Sakarya galibiyeti hakikaten bizleri ümitlendirmişti. Takımın haftalar geçtikçe hem biz rakiplerimizi tanıyacaktık hem de bazen böyle dönüm maçları vardır futbolda. İşte böyle arka arkaya kazandığınızda sizin hedefinizi belirler. Belki de bu maçı kazanmış olsak önümüze bir hedef belirleme süreci de olabilirdi. Ama maalesef bunları bu maçta kaybettik. Bu maçta öne çıkan iki tane unsur vardı. Bana göre maçın hakemleri ve Sefer Hoca. Onun dışında da fazla öyle bariz ortaya çıkan bir şey yok. Maçın genelini siz de belirttiniz. Değerlendirdiğimizde adil olarak sonucun hakkı beraberlikti. Yani hiçbir takım, iki tarafında birbirine üstünlüğü yoktu. Gol atanın kazanacağı bir maçtı. Öyle bir ortamda işte maçın başında Göksu'nun yakalamış olduğu ilk pozisyon tabii rakibin. Direkten orada, dönen. Evet direkten dönen ama top sekerek geldiği için aslında biraz topun biraz dibine girdi. Murat Han da adamını, evet, kaçırdı aslında. Yani pozisyonun başlangıcında sağ kanattan uzun bir top geldi. Murat Han'ın, evet, adamı kaçtı. Oradan orta yapıldı. O pozisyonla evet, belki de biraz bizim futbolcularımız kendilerine geldiler. Belki ilk, evet, hani şans da yanımızda. Rakibi de tanımıyoruz, bilmiyoruz. Biraz rakibi gözlemleme sonucuna gitmişlerdi. Ama o pozisyondan sonra biraz daha toparlandık. Biraz daha derli toplu oynamaya başladık. Ama işte bu dakikadan sonra yapılan hakem hataları ortaya çıktı. İşte kalemize atılan bir gol, tartışmalı bir pozisyon vardı. Hakem iptal etti. Ben de tam izleyemedim onu. Hatta gözlemci de gitti. Naklen yayın arabasından tekrar baktı. Orada gelip
işte faul olduğunu, pozisyonun genelde faul olduğunu, zaten faul çalmıştayken. Ben orada yani gözlemcinin niye gittiğini de anlayamadım. Hani çünkü sonuçta çok ya, enteresan. Yani hocam maçtan yani... sonra gider orada yine bakar ama maç içerisine gitmesi yani bir sanki bir kararı değiştirecekmiş gibi orada herkesin içerisinden kalkıp işte nakliyenin arabasına gitmesi bana enteresan geldi yani. Ben ilk defa çok enteresan şeyler oluyor. Bizim işte hakemin bize verdiği pozisyonda da Sefer Hoca orada bizim herhalde Fatih Çakar'la mıydı? Evet. İşte gidip bir şeyler bize konuşuyorlar, televizyona bakalım. O saat mi diye sordu. Var mı var mı ki? Yani hani evet. Var olsa bile bir şey değişmeyecek bile yani. Sana, evet. Hakem vermiş o yani. Saat olsa bile kararından bir şey değişmeyecek. Dönecek bir durum yok. Yani burada hakikaten Trabzon bölgesi hakemleri ben inceledim de bundan önce bazı birincilik yani ikincilik maçlarında görev almış. Genelde üçüncülük maçlarında görev almış. O şeyi kaldıramadı bana göre, atmosferi kaldıramadı. Genel olarak baktığımızda geçen hafta işte sanki de Sakarya maçının devamı gibi tribünler dolu, kadro aynı, değişen bir kadro yok. Ve en zaten önemli olaylardan biri... Sezon genelinde de böyle bu kadroyla çıkacağız gibi. Tabii tabii başka öyle görünüyor. Artık yok. Bizim şeyimiz yani sakatlar, yok. Sakatlar, uzun süreli sakatlıklar. Evet. Mesela Eren Çin Kılıç'ın ayağı kırıldı. İşte Tufan'ın durumu nedir i̇şte bilmiyoruz. Bu hafta Kadir'in yerine kim oynayacak bilemiyoruz. Yani evet. Kırmızı kart gördüğü için. Orada da biraz çok alternatifli bir kadro mu yok maalesef. Evet. Kadir için çok üzücü. Kadir'in bunu özellikle yapmaması lazım. Konuşacağız yani onu. Genç oyuncunun yapmaması gerekiyor. Kadir de hocanın etkisine kaldı. Bunların hepsi Sefer Hoca'nın hataları. Sefer Hoca kenarda kendini kaybetti. Golden sonra özellikle yediğimiz golden sonra yani böyle çok baktım özellikle izledim. Yani bir abi hoca ki, kenarda yani... kenar yönetimi bakın bir futbol takımı için kenar yönetimi çok önemlidir. Kenardaki hocanın duruşu, oradaki insanların davranışları bakın o davranıştan sonra şey Kadir kırmızı kart gördü. Yani orada bu kadar itiraz olmasa bu işin artık geri dönüşü yok işte. Hakem yaptı bir hata. O futbolcuları motive etmesi gerekirken hakemle dalaşması tabiri caizse ne oldu? Kadir'in de oyundan atılmasına sebep oldu. Olmaması gereken şeyler. Şimdi aslında güzel bir olay da yaşanmıştı. Devre arasında belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları soyunma odasına giderek bir prim açıklamıştı. Ekstra bir prim. Yani, ve bu primden sonra biz ikinci devreye ilk devre tutuk olan Cengiz Han ve Murat Ceylan'ın daha ben böyle bir atak olduğunu, daha aslında bir şey olduğunu Cengiz ben Cengiz Han ilk yarıda da gördüm. Fena değildi yani. Cengiz Han bu maçı çok iyiydi bence. Sanki o prim açıklamasından sonra biraz daha böyle kendilerine gelmişlerdi. İkinci yarıya biz daha iyi başlamıştık. Yani rakibe göre. Ataklarımız da vardı. Her şey güzel giderken birdenbire aniden bir oyuncu değişikliği sanki böyle bir sihirli değnek nasıl bir takıma değer ya aynı şekilde bir sanki bir değnek değmiş gibi sihirli bir değnek değmiş gibi takım birden olumsuz o yakalanmış olduğu pozisyonları o atak oyunundan bir an geriye çıkmaya başladı. Ve bundan sonra bana göre oyuncu değişikliğinden sonra yavaş yavaş kalemizde bazı ataklar gördük. Ve son bir bana göre de bariz ofsayt kural evet diyor ki rakipten gelirse ofsayt olmaz. Ama rakibin kontrol hali, rakip o topu nasıl kontrol edecek? Top yukarıdan geliyor, bizim futbolcumuz sıçrıyor. Sadece kafasının üstünden sekerek rakibe gidiyor. Şimdi rakip bunu nasıl kontrol edecek savunma oyuncusu? Boyunu aşan, boyunun yetmediği bir topu nasıl kontrol edebilecek? Bu bana göre de çok net bir offside. Ama maalesef karşılaşmanın yardımcı hakemi Mehmet Şengül burada çok büyük bir hata yaptı. Oysa ki kalemize atılan az önce bir pozisyon da vardı. Yine bir duran toptan offside'i orada yakalamıştı. Bu pozisyondan birkaç dakika önce olmuştu, gol pozisyondan önce. Onu yakaladı ama maalesef 85 işte şu pozisyonu bakın yakaladı. Evet. Bak burada offside var. Bunu yakalıyor ama bir sonraki pozisyonu kaçırdı. Tereddüt ettiğiniz anda bile diyor ki bayrak kaldırınız. Yani çünkü bir takımın kaderi söz konusu. Hı hı. Ama belki de işte sizler de belirttiniz o
ilk devrede tartışmalı bir şekilde kesilen o gol pozisyonunu, iptal edilen gol pozisyonunun hala işte şu pozisyon. Bakın şimdi evet. Burada rakip boyu yetmiyor ki, nasıl onu kontrol edecek? Yani rakipten hayır, geldi diyor da. Onu birazdan daha detaylı değerlendireceğiz. Burada, çünkü topun şey ayaktan çıkış anı da. Sol stoper Onur oynuyor. Onur'la Burak'ın arasındaki sağ genelinde orada da bir problem var. Yani evet. Biraz daha Burak belki bu tarafta olmuş olsa. Zilist aslında aynen. Çok yanlış. Oyuncu değişikliği ile ilgili aslında onu şunu söyleyeyim. Konuşacağız onu da ayrıca ben soracaktım. Şunu belirteyim. Şimdi oyuncu geldi değişecek. Hepimiz şaşırdık kim oyundan çıkacak diye. O dakikada çıkacak bir tek oyuncu vardı. O da Ahmet Burak Solak geldi. Belliydi. Ahmet bu hafta kötüydü. Yani beklenen performansı veremiyordu. Belki de yaşının itibarıyla. Ama bizim sadece belirli bölgelere değil, bazı bölgelere de mesela işte bir sol kanada da alternatif hocanın üretmesi lazım. Mesela yani yarım sağ kanatta problem olur. Oraya alternatif üretmesi lazım. Stopere üretmesi lazım. Orta alana üretmesi lazım. Geçen 3 maça da bakıyorsun. 3 maçta değişen oyuncular hep ön taraftaki oyuncular. Onun dışında hiç bir bölgede değişim olmamış. Maalesef bana göre Sefer Hoca çok büyük bir bariz hata yaptı. Hakemler çok büyük bariz hatalar yaptılar. Ve bu hatalar sonucunda da Elazspor mağlup oldu. Olan tabii Elazspor'u oluyor. Sefer Hoca'ya da bir şey olmaz. Yarın gider başka bir takımda çalışır. Hakemlere zaten Türkiye'de ceza verildiği fazla böyle görülmemiş bir olay. Israrla hakemlerin üzerine gidiyorlar. Sanki değişip de bir anda kendilerini toparlayacaklarmış gibi. Ama olan Elazspor oldu diye özetle söyleyebiliriz. Evet hocam. Onur stoper oynuyor. Burak Solakel, tabii bu, biz fikrimizi söylüyoruz. Orada bir stoperde özellikle Burak Solakel Yiğitcan ikilisi de denilebilir. Yani neticede Onur sol taraf oyuncusu. Asıl mevki sol bek. O taraf bence o da denilebilir yani ciddi manada. Yani tüm atakları soldan geldi evet, yani. Evet. O kanattan evet, yani rakibe göre sağdan bize göre soldan geldi. Maçın özetini evet. izleyelim değerli seyirciler. Penaltı pozisyonu var mı? Yönetmenimizden pozisyonlarda daha sonra detaylı penaltı olarak pozisyonu var ayrı mı? Olarak var. Penaltı tamam. Pozisyonu da var. Evet değerli seyirciler, Pirevim Elazığspor'umuzun Tuzla Spor ile oynadığı maçın özetini izliyoruz. Ardından yorumlarımız devam edecek. Karşılaşma başlıyor. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Kadir Taşoğlu yerde düştü, kalktı, topu aldı. Şimdi Serdar uzaktan vurdu. Top Bayram Olgun'da kaldı. Alparslan Şen oyunu devam ettirdi. Şimdi Tuzla Spor'un hızlı atağını izleyeceğiz. Umut offside yok. Vuruş, top direkten dışarı çıkıyor. 6 pas içerisinde yardımcı hakem Mehmet Şengül oyunu devam ettirmişti. Offside bayrağını kaldırmamıştı ve top direkten döndü. Hadi Muhammed. Şimdi Tuzla Spor çıkmaya çalışacak ama bir top kaybı da Kadir uzaktan bir şut. Top out'a çıkıyor. Kadir Bekmezci çok şık vurdu. Türker'den uzun bir taç atışı. Savunma karşılıyor Elazığspor. Şimdi Muhammed uzaktan vurdu. Savunmada Murathan Özen. Ön direkte kimse yok. Cengiz Han, taraftarların desteği önemli pozisyonlardan sonra bir hayli daha da çok artıyor. Şimdi arkada bir kafa vuruşu. Top Bayram Olgun uzaklaştırıyor topu. Orada Ahmet Doğan'ın hatası. Şimdi orta pozisyonunda orta alanda bir hareketlilik var. Ahmet Doğan'ın kaptırdığı topta uzaktan bir şut. Ahmet Doğan tekrar müdahale etti. Göksu Tüklan ceza sahası içerisi adeta karıştı. Sadık'ın ortası. Savunma dikkatli ama savunmada Yiğitcan Erdoğan'a da faul yapılıyor. Sadık. Alparslan Şen düdüğünü çaldı. Yasin'in ortası, kafa vuruşu. Top ağlarda. Evet, faul düdüğünü çaldı.
Evet, itiraz sürüyor. Hakem Alparslan Şen. Hakem Alparslan Şen. Şu an Tuzla Sporlu futbolcular karşısında şu pozisyonda ve ilk 45 dakikada bitiyor. İkinci 45 dakikada tekrardan sizlerle birlikte olacağız ve halen itirazlar devam ediyor. Ahmet Burak Solekeli yerden bir pas. Şimdi Murat Ceylan. Kafa vuruşu Serdar Özbayraktar'ın. Top alanda kalıyor. Penaltı var mı? Yok. Ömer Yıldız yerde. Alparslan Şen oyunu devam ettirdi. Ömer Yıldız yerdeydi. Tartışılır bir pozisyon. Şimdi Cengiz Han. Cengiz Han ara pasında başarı var. Serdar. Serdar. Orta alanda Serdar vurdu. Savunma çok dikkatli. Kadir Bekmezci'ye döndü. Şimdi Murat Ceylan. Murat Ceylan. Serdar Özbayraktar. Serdar uzaktan bir şut. Çok iyi bir kurtarış. Bayram Olgun'dan Serdar Özbayraktar. Dakika 61. Murat Ceylan. 3'e 3 pozisyon. Şimdi Ömer Yıldız. Ömer. 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 Rakibini geçti. Ömer. Ömer'in pasında. Evet şimdi Serdar. Serdar. Plase. Serdar. Top out'a çıkıyor. Serdar'ın plasesinde başarı yok. Tam da Tuzla Spor savunması hata yapmışken Serdar Özbayraktar bu hatayı değerlendiremiyor değerli futbolseverler. Tempolu bir şekilde devam ediyor değerli futbolseverler. Mehmet Özdraz. Tuzla Spor foul atışını kullanıyor. Bir kafa vuruşu ve top ağlarda ama offside. Evet offside. Offside gerçekten... Gerçekten önemli bir pozisyondu. Dakika 81. Yardımcı hakem Kenan Özcan direkt bayrağı kaldırdı ve offside bayrağı golü adeta kesti değerli futbolseverler. Ömer Yıldız'ın oyundan çıkarılmasından sonra gerçekten bir Emre Spor bir fites düşürttü Coşkun abi. Yani topu tutuyordu Ömer. Oyuncularımızın daha güzel iyi yayılmalarını bekliyordu. Şimdi acele ediyorlar ve pozisyonla topu tutamıyoruz. Evet. Savunma arkasına Sadık orada. Sadık vurdu top ağlarda. Sadık vurdu. Gol geçerli. Dakika 85. Sadık Baş geçtiğimiz hafta da gol atmıştı. Ve şu anda golü attı Sadık Baş. Offside düşüncesi var. Bir Emela Spor adına Dek Kulübesi'nde kırmızı kartı gördü. Kadir Taşoğlu kırmızı kart gördü. Golü atan Sadık Baş. Sağ taraftan hızlı bir şekilde ilerliyor Sadık. Sadık'ın ortası savunma dikkatli. Şimdi orta alanda kim var bakıyorum. Ahmet Burak Solakel var ve top Bayram Olgun'da kalıyor. Ve karşılaşma bitiyor. Bir Emela Spor 0, Tuzla Spor 1. Evet değerli seyirciler, maçımızın özetini izledik. Elazığspor adına tabii ki 3 puan maalesef heba oldu. Tabii Elazığspor da kazanabilecek pozisyonlar yakalamıştı aslında. Maçın geneline bakıldığı zaman Serdar'ın pozisyonu vardı. Yine Cengiz Han'ın pozisyonu vardı. Ömer'in pozisyonu vardı ama maalesef işte olmayınca olmuyor. Tabii maçın hakemi verdiği kararlarla biraz maçın önüne geçti diyebiliriz. Ben sevgili yönetmenimden İlk olarak ilk yarının son anlarındaki o Tuzla Spor'un iptal edilen golünü öncelikle isteyeceğiz. Orada tabii Tuzla Sporlu futbolcular büyük tepki gösterdiler hakeme ama orada Halis Hocam'ın da tespiti bence doğru. Orada pozisyonun başlangıcında şimdi offside pozisyonu. Tabii pozisyonun başlangıcına bakmak lazım aslında. Tabii maçın çekiminin yapıldığı alanla aslında böyle birebir pozisyonları yakalamak için çok da elverişli değil aslında. Yani kamera açısıyla görünebildiği kadar, gerçi biz canlı olarak izledik maçı ama belki seyircilerimiz tam olarak görememiş olabilirler kamera açılarından. Karşı taraftan çekilsen aslında. Hocam orada da teknik olarak kabloların bu tarafa uzatılması lazım. Canlı yayın aracının bu tarafta kaldığı düşünülürse teknik olarak biraz... Çünkü daha önce orada bir Bal Ligi finalini oradan vermiştik. Bal Ligi finalini oradan yayınlamıştık. Daha netti ama çünkü. Tribünler bu tarafa yapıldığı için hocam öyle bir sıkıntı var. Sevgili yönetmenimizden ilk olarak ilk yarının son bölümündeki o Tuzla Spor'un verilmeyen golünü. Evet şu pozisyon. Burada. Yok bu değil.
Yok, daha sonra sevgili Mustafa. Bak buradan pozisyon yok. Serbest vuruş. Bak burada tamam. Evet, çekememişler. Bu orada bak bahsettiğim işte Onur'un yaptığı faulün evet. olduğu pozisyon. Burada faul kararı verdi maçın hakemi. Çekilmemiş yani. Tabii bunu... bu pozisyon hemen ilk yarının son anlarındaydı. Aslında işte bahsettiğimiz hakemin işte yanlış karar vermesine de aslında bu pozisyonda aklının kalmasından kaynaklanıyor değil mi hocam? Bence yani bu pozisyonda evet, evet, şu... bayağı bir bu buranın etkisinde kaldı. Bu da Ömer Yıldız'ın penaltı beklediği pozisyon orada aslında. Orada bir durdursun şurada bir değil. Az önceki biraz geri gelelim Mustafa. Bu pozisyonda biraz daha dikkatli bakalım bu pozisyona. Şimdi burada Ömer Yıldız daha geri gelelim Mustafa. İkinci yarı. Evet. İlk yarıda penaltı. Bu pozisyon Ömer Yıldız yerde kaldı burada. Yani ya adeta yarı. Saç baş yoldurtacak bir karardı. Daha bir bu burada penaltı çalınması için daha ne yapılması lazım acaba? Bir futbolcunun ölmesi mi lazım burada? Ömer sanki bir güreş maçındaymışçasına bir hareketle yerde kalıyor ama maçın hakemi de aslında çok yakındı bu pozisyonda. Ne hikmetse bu burada devam kararı çıkarttı. Aslında burada maç 0-0. Belki burada penaltı kararı çıksaydı spor 1-0'a geçecekti. Halen daha o pozisyonun etkisinde. O pozisyonun etkisinde kaldı. Tüm maç orada kaldı. Evet. Maalesef. Sonrasında sevgili Mustafa bu arada Tuzla Spor'un golüne gelelim. O offside tartışmalı iptal edilen golüne. Serbest atış. Offside nedeniyle Tuzla Spor'un golü yarı. İptal ediliyor ikinci yarıda. Daha ileride. Şu işte. Bu offside, bu ilk yarıdaki evet. pozisyon. Burada zaten bahsettiğimiz bunu gibi. Bunu bir geri alabilir misin acaba? Yani evet burada, burada bir geldikten sonra dur dediğimiz zaman durun. Atsın topu. Şimdi bir durdurun. Bir. Evet. Şurada yani, burada görüntü net değil de şurada ben pozisyonu çok iyi hatırlıyorum. Takım tek direkleri ve Göksu bilerek offside'daydı. Yani hı. gerisinden gelip biri vursun diye ama kimse gelmeyince o vurdu. Offside'da kaldı. Yan hakem onu kaçırdı. Yani burada boşuna yapılan bir itiraz. Yani net bir şekilde offside'di. Offside. Zaten Ahmet de ona itiraz ediyor. Çünkü Göksu offside'da. Gerçekten offside'da o pozisyonda. Evet. Ama offside değil. Faul diye vermedi golü. Faul yani o da o gerekçe de aslında komikti. Offside evet. nedeniyle iptal etmesi gerekirken faul nedeniyle iptal ettim. Geçelim bu pozisyonu sevgili Mustafa. İkinci yarıda Tuzla Spor'un iptal edilen diğer golüne bakalım. Bu pozisyon. Yok bu yediğimiz gol. Yok bu pozisyonun öncesinde sevgili Mustafa. Bu maçın sonuna doğru olan mı? Evet. Evet bunu biraz. Bu pozisyonun biraz... başlangıcı evet. Burada bir serbest vuruş. Şu pozisyon. Evet bu evet. pozisyonda Tuzla Spor yeniden çerçeveyi buldu ama burada offside zaten demin gösterdik. O iptal edildi. Evet. Şurada şu çok pozisyon bariz bir evet. şekilde aslında. Yani zaten evet. bu pozisyonu aslında tartışmak bile anlamsız evet, ama yani Göksu burada da çok yoğun itiraz ettiler. Evet, iki oyuncu birden önde. Bu pozisyona çok itiraz geldi. Hakemin kafası biraz daha karıştı burada. Şimdi ikinci kez bir sanki yanlış bir karar vermişçesine hakem anlamsızca birden önde burada. Evet bu pozisyon çok açık. Sevgili Mustafa geçelim şimdi sonraki pozisyon tabii Tuzla Spor'un golü bulduğu pozisyon aslında. Şimdi burada bir şey bu söyleyeyim. Bu pozisyonda ben aslında hocam bu pozisyondaki vuruş anını sosyal medya hesabımdan da paylaşmıştım. Yani çok topun ayaktan çıktığı anı paylaşmıştım. Şimdi burayı burada gelsin. Yavaşlatalım Mustafa. Şurada bakın, şu pozisyonda bakın. Şu yani pozisyonda şu anda net offside. 7 numara net bir şekilde şu anda offside. Şu anda çok yavaş oynatalım sevgili Mustafa. Şimdi evet. dur. Şu an durduralım. Şuradan baktığınız zaman yani top, sanki arkadaki görünmüş gibi oluyor ama yok, bu açıdan evet. Ayaktan çıktı şu anda da biraz daha geri alalım sevgili Mustafa. Biraz saniyese. Evet. Oynatalım yavaşça. Şimdi. Evet. Yok evet, biraz daha oynat Mustafa. Şimdi durdur. Yani aslında çok milimetrik. Ama bakın burada bir şey var. Ama. Burada bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum. Şimdi bu pozisyonu biz stat'taydık. Yakın olarak gördük. Gözümüzde evet. yanılmasın.
Tamam, offside kamerası yok. Ama deminki izleyicilerden mesaj geldi ki ben de hatırlıyorum. Yediğimiz ilk golde, yani verilmeyen ilk golde yan hakemin, libero son adamın hizasında değil. Evet. Asıl problemlerden biri bu. Tespit etmesi de mümkün değil. Mümkün değil. Yerinde değil yani, çünkü orada offside'i yakalasın. Evet. Yani sen yan hakemsin. Foul kullanıyor. Gideceksin çizgiyi yani yakalayacaksın. Aslında şu da bir gerçek. Lig düştükçe hakem kalitesi de... Bunların bir üst liginde görüyorduk bunları. Burada daha bunların neyini göreceksin. Burada kalite aramamız aslında. Aynen. Burada da şimdi bu offside'de olan oyuncu hakeme yakın olan oyuncu. Evet. Genelde hakemler bunlara dikkat etmeleri lazım. Evet. Gözleri hep ileride olduğu için şey yapabiliyorlar. Bunları kaçırabiliyorlar. Ama burada daha dikkatli olması lazım. Yani aslında çünkü kurallar ne diyor? Tereddütteysen eğer hakeme kaldıracaksın. Tereddütteysen kaldıracaksın diyor. Çünkü, değil mi hocam? Yani şey, bir takımın kaderiyle oynuyorsun. Kesinlikle yani. Ondan dolayı burada yani çok tartışmaya açık bir pozisyon ama tabii tam fotoğraf halinde paylaştım. Tam topun ayaktan evet, çok çıktığı iyi anı. Evet, onu gördüm. Durdurarak paylaştım. Orada yani ben kendi fikrim hocam. 7 numaranın sol ayağı bir adım önde gibi hocam. Yani Mustafa hayır, imkanı varsa ilk pozisyonu bir ilk yarının. Şimdi burada asıl konuşulması gereken yardımcının, yani bize söyle Fatih de bu geldi. Evet, tam arada şu an. Fatih de, Yusuf abi bak şeydeydi. Şu pozisyona bakalım. Tam şu anda sevgili seyirciler top ayaktan çıkıyor. Rakipten geldiğini numara söylemiş diye duydum. Bak ama şimdi bak şu var. Bir bak şu burası, şurası Ceyhun, bak şurası çok önemli. Şimdi bu adamı bunlar bak, bu bakıyor buraya. Evet. Bu bakıyor, Onur görmüyor, bu da görüyor. Yani bunlar niye bakıp dikkat et, koşarken durmuşlar. Evet. Bunun daha önde olduğunu garantilemişler. Kesinlikle. Evet. Garantilemişler. O yüzden koşma gereği. O bunun mi vurduğu kafaya kafayı takıyor. O zaman bu gitsin stoperlerin arkasında herkes beklesin, sekti mi götürsün, evet, gol atsın yani. Hocam ama yani öyle olmuş olsa da yine topun ayaktan çıktığı ana bakılması lazım ve o anda zaten offside. Bir de bak yine söylüyorum, ilk yarıdaki pozisyona bakın, iddia ediyorum soldan Onur'un yaptığı faulde, sayılmayan golde kafasının kaldığı pozisyondan bahsediyorum. Yan hakem yine çizgide değil. Evet. Çizgiye gitmezseniz offside'ı nasıl yakalayacaksınız? Görme ihtimali yok. Belki evet, de o nedenle faul çaldılar hocam bu pozisyonda. Aynen öyle oldu. Evet. Çünkü orta hakem şöyle faul çaldı. Orta hakem onun offside'de olduğunu gördü. Gördü. Bence de gördü hocam. Tabii bu pozisyonun ardından sevgili seyirciler, Elazığ Spor cephesinden hem kulübeden sevgili Sefer Hoca hatta bize döndü. Sefer Hoca monitörden bakılmasını istedi. O saatte değil gibi mi? Ya biz arkadaşlarımız da baktılar, o saatte dediler. Sonrasında zaten Sefer Hoca çıldırdı kulübede. Ve devamında hatta orada da bir kargaşa oldu. Biz hatta hakem kulübeye burada, geldi. Burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kadir Taşoğlu kardeşimiz yeni yeni oynamaya başladı ve iyi de olacak, daha iyi olacak. Şimdi onun oturuş yerlere girmesi kesinlikle yanlış. Kadir daha sonra gördü hocam. Önce onu, hayır anlatacağım, hocam, anlatacağım. Kadir'in onu yapması yanlış. Yani sen o yaşta artık başladın, o küfürse neyse aklına ne çıkmışsa. Ama eğer ona kırmızı göstermişsen maçın ilk başındaki 7 numaranın yani Sadık'ın sarı kart gördüğü pozisyonda, Ceyhun sarı kart gördüğü pozisyonda evet, çağırdı. Yani hakemle bir diyaloga girdiler taç için. %100 herhalde hatırını soracak hali yoktu 7 numara onun. Çağırdığına göre mutlaka önemli bir şey. Hocam bu arada atması lazımdı. Kadir, ne gösterdi? Sarı gösterdi. Sarı gösterdi. Bu arada hocam Kadir küfürden dolayı değil herhalde, hakem bana çelme taktı demiş Kadir Taşoğlu. Bu nedenle kırmızı göstermiş. Raporuna böyle yazmış. Tabii daha kötü. Küfürden direkt iki maç gelir herhalde. Yani iki veya da burada daha fiziki gelir, hareket var. Burada olayın rengi değişebilir. Yani bugün zaten evet, 4 maç olabilir. Bugün PFDK'ya onu görüntüleri işte kullanmak lazım. O görüntülerde vardır. Yani biz aslında hocam orada inanın biz anlayamadık. Yani Kadir'in neden kırmızı gördüğünü, hatta Yusuf abi sana da konuştuk. Yani biz orada küfürden başka bir şey aklımıza gelmedi. Diyorsun ki %100 küfür etmiştir. Evet, ya yani çünkü topsuz bir alan. Orayı acaba o görüntüler var mı acaba? O yok yoktur mu? Zannetmiyorum burada o görüntü. Ama evet, bakın şimdi biz maçın bu görüntülerini görüyoruz. Demin konuşurken de söyledim. Yani sıkıntıların takımıyız, sağ yok işte. Ama ben inanın çıktığım zaman hiç üzüntülü değildim. Bakın offside'den bir gol yemiştik. Çünkü
geçen yılki takımı da gözümüzün önüne getiriyoruz. Oynamıyor oynamaya küme düştük. Oynamıyor. Evet. Mücadele etmeye etmeye. Evet. Sahada mücadele eden aslanlar evet. gibi 11 tane futbolcu kardeşimiz vardı. Tabii bence orada, işler bence iyi olacak. Evet. İnşallah hocam. Tabii orada hakem yedek kulübesine gelince orada Ömer de biraz itiraz ediyordu. Ben herhalde Ömer'e çıktı diye aslında herkes de öyle gördü. Ömer'e çıktı diye gördük biz. Sonrasında Ömer biraz iyi ki de Ömer'e çıkmamış. Şey ya. Yani alternatifimiz de yok çünkü. Mimli olduğu için herkes öyle zannediyor evet. ama zannetmiyor. Yani Allah'tan ki Sefer Hoca gördü. Bizim futbolcularımızın bakın. Ömer'in görmesi daha olumsuz etkileyecek. Kenar yönetim ne yapabilir, seyirci ne yapabilirse yapsın, hakemler ne her şey yapabilir. Ama bizim kadromuz sıkıntılı olduğu için bizim futbolcu kardeşlerimizin çok dikkatli olması lazım. Biz asgari cezalarla, asgari sakatlıklarla bu sezonu atlatmamız lazım ki yoksa bizim alternatifimiz yok, geniş bir kadromuz yok. Bak, benim en çok üzüldüğüm nokta bu hafta Kadir'in yerini nasıl dolacak? Evet. İnşallah da genç kardeşlerimiz doldururlar. Şu Malatya'daki aldığımız 3 oyuncunun ikisi kalmış olsaydı en azından. Gökhan'la Dersim kalmış olsaydı inan işin seyri çok değişir. Evet. Buna emin olun çok Dersim değişir. Dersim son ana kadar burada verdi aldı yeşil işte, kiralık verdi. Malatya Yeni Malatya Spor'dan son anda bir fesih geldi. Sonrasından Yeşilyurt Belediyespor'a. Bak burada bu fauli niye yapıyorsun? Ya ne gereği var? Orada nereye gidecek o adam? Evet. Senden çıkmış zaten orta sahadaki adamı gelmiş yakalamış. Sen orada fauli niye yapıyorsun kardeşim? Yapma. Evet maalesef futbol hatalar çünkü bu sahada ya. Bakın bu sahada yapılan her buralardaki faul bunu söylüyorum. Bu sahada yapılan her pozisyon faul bizim aleyhimize. Kim yapmışsa yani Burak yapmışsa Burak o yapmışsa öbürü. Gerek yok. Burak oradan nereye gidecek? Oradan geliyor zaten. Buna yani, kesinlikle söylüyorum. Bu offside diye yan hakem gitmedi çizgiye. Bakın hocam zaten bak. Yakalayamıyor. Geride yakalıyor. Geride kalıyor aynen. Geride kalıyor. Yani aslında işte bu maçın bu kısımlarını alıp hakem ne olacak? 3 hafta ceza lazım. Atıyorum 2 hafta ceza verecekler. 3 hafta. Size konuyla alakası yok. Yeri gelmişken bir olay anlatayım. Bir basketbol maçında Kastamonu'da bariz bir hakem hatasını ispatladık, federasyona gönderdik. 5 hafta verdiler, dediler ki biz daha bunu hakem yapmazdık. Şimdi B klasmanı yapmışlar. Yok canım yok. Bunlar hikaye. Tabii o pozisyonda hakem yerine gitmiyor ya. Yani tabii sorun yani, zaten orada. Yani çok sevgili Ömer Faruktaş taraftarımız yollamış bana. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle yan hakem yerinde değil. Değil. Yani bence hadi tüm pozisyonlar tartışma açık ama Ömer'in pozisyonu başlı başına yani bir skandal bir karar. Penaltı pozisyonu yani orada penaltı bak yine söylüyorum. Çalınsaydı Elazığspor adına çok daha farklı şeyler yine söylüyorum bütün abi. Maçı vermediği golün etkisinde götürdü. Vermediği golün etkisinden ötürü sarı kart gösterdi 7 evet. numaraya. Bu arada sevgili seyirciler Elazığspor bir evim Elazığspor kulübü de PFDK'ya sevk edildi bu akşam maalesef. Tuzla Spor maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle umuyoruz. Bir oradan da bir olumsuz bir ceza gelmez. Belki bir para cezasıyla kurtarırız. Çünkü bundan sonra oyunun, dikkatli olmak lazım. Yani belli bölümlerinde yani, belki ilk diye olabilir ama evet, bundan sonra kesinlikle. Yani biz bakın yani hocam şu gücü yakalamışken değil mi Yusuf abi? Yani tabii, bir itici bir güç yakalamışsın. Var. Yani bu şey geçebilir. Bu haftalar geçer. Daha 3. hafta bitti. Daha geride 31 hafta mı var? Evet. Ya bize umut veren de bir futbol vardı sahada. Evet. Yani hocam hem o var hem de yani offside işte. Bu atmosfer düşünüldüğü zaman gerçekten kutu gibi bir stadyum, böyle rakibi boğabileceğimiz bir alan. Avantaj. Burada da seyirci çok büyük bir avantaj. Yani hem Sakarya maçında hem Tuzla maçında ne kadar bir güç olduğunu gördük. Taraftarlarımızın çok dikkatli olması umuyoruz, lazım. Umuyoruz bir ceza gelmez seyircilerimiz kenar için. Kenar yönetim, futbolcular ne yaparsa yapsın onların bu takımı yalnız bırakma, bir sonraki maçta yalnız bırakmamaları için kesinlikle çok dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi size bir şey sorayım. Keçiören Gücü Aktepe Stadyumu diyor. Aynısı. Evet. Tamam zemin belki biraz daha aktif. Bu federasyon biz şu sahayla geçen sene oynasaydı kabul ederler miydi? Mümkün değil. Biz bu sahada geçen yıl oynasaydık küme düşer miydik? Düşmezdik ama hocam şöyle bir durum var. Pasolik sistemi yok burada. Yani onun dedim, farklı bir şey lazım. Söylüyorum. Evet. Hayır. Aktepe Stadyumu yapıldı. Pasolik olduğunu varsayarsak sistem yine kabul etmezdi. Sistem kurulur. Bir haftada 15 günde kurulur. Evet. Sen gittin Urfa'da 4 saatte maç oynadın. Gittin şeyde maç oynadın. Malatya'da Sivas'ta maç oynadın. Şimdi bakın
burası futbol oynamaya elverişlidir, elverişli değildir. Sağ. Bir kere o futbolcu seyirci kardeşlerimiz bir kümesin içinde maç seyrediyorlar. Kümesin yani içerisinde maç seyrediyorlar. Gerçekten yani. Bu arada da şunu söyleyeyim. Ben doğrudan hep yanayımdır. Burada daha önce de emeği geçmişse öncekinin, şimdi de emeği geçmişse Genç Spor Müdürünü tebrik ediyorum. Şu kısa sürede yapılan, ortaya koyulan bir somut bir çözüm var. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Yani şu anda emeği geçen, bin gözden de dönebilirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu Doğu Kent'teki mevcut sahada müdürümüzle görüştük. Çok büyük bir emekle şu anda çalışıyor. Orada bittiği takdirde en azından bir stadımız olacak. Çim zemin olacak herhalde. Evet, çim zemin. 3000 kişilik bir yeri olacak. Şu andaki mevcut kadroyu da dediğim gibi konuşmamın başında koruyabilirsek derken ödemelerimizi gününde geçirirsek bu kardeşlerimizin şu futbolcu topluluğunun küme düşme sorunu olmaz. Kesinlikle. Eyvallah, bunu söyleyeyim yani. Ha şunu diyebilirler bana şimdi. Halis Hoca geçen sene de küme düşmedik dedi. Ne diyelim yani, düşer mi diyelim? Evet. Yani biz bir şekilde. Yani tabii geçen yıl şartlar çok daha farklıydı. Bu yıl çok daha geçen farklı. Yıl mücadele konusunda Elazığspor'un hakikaten çok büyük sıkıntıları vardı. Evet. Bunun da sebebi bence her hafta burada söyledim. Tanımam etmem. Her hafta teknik heyeti eleştirdik burada ki bunda haklıydık. Hı hı. Yani Sefer Hoca belki de baştan gelmiş olsaydı belki de o takım küme düşmeyecekti. Kesinlikle. Sezonun sonuna doğru takımın ortaya koyduğu performans daha iyiydi. Onu da geçelim. Dilimizde tüy bitti burada. Sevgili Ceyhun, Tatoslu, Mehmet Yiğitli kadro kalmış olsaydı yine takım düşmez. Çok rahat ligde kalacaktı. Artık geçmişe bakmamak lazım. Geçmiş gitti. Şimdi biz şu kadroyla şu futbolcuların performansını ne kadar üst düzeye taşıyıp bu ligde kalıcı oluruz. Yapılması gereken bu. Bunun hesabını yapmamız lazım. Vallahi tabii bir reklama. Bir parantez açacağım. Sefer Hoca'yı ben bu maçta eleştiriyorum. Yani tabii Yusuf abi eleştirilebilir. Aynı hataları. Yani ama tabii öyle yıkıcı olmamak kaydıyla. İlk hafta da çok erken oyuncu değişiklikleri. Bizim bakın. Hatta yedek biz Yusuf abi biz maç sonunda tabii Sefer Hoca cezalı olduğu için yardımcısıyla konuştuk. O soruyu yönelttik aslında Ömer'in alınmasına yani neye bağlıyorsun falan. Yani sakatlık falan da yokmuş. Ama Sefer Hoca'nın yardımcısı ben katılmıyorum dedi bu eleştiriye. Biz dedi Ömer çıktıktan sonra dedi pozisyon bulduk. Bunu söyleyebilir. Tabii biz de ona katılmıyoruz aslında ama. Ben de ona katılıyorum. Hatalı bir değişiklik. Ben şunu belirteyim. Bizim yedek kim ne derse desin biz bu takımı takip ediyoruz, biliyoruz. Bizim yedek kulübesindeki genç kardeşlerimiz ancak hamle oyuncusu sıfatında değiller. Onlar ilerleyen haftalarda belki olabilirler. Hı. Önümüzdeki sene olabilirler. Ondan sonraki yıl olabilirler. Onlar ancak mevcudu koruyabilecek bir durumdalar şu andaki yapıları. Hı. O nedenle ben böyle oyun rayında giderken çok aşırı bir sakatlık, bir şey herhangi bir durum olmadığı vakit veya oyuncu oyundan düşmediği vakit böyle sırf oyuncu değişikliği yapılsın diye o sahneye çıkmanın anlamı yok. Burada teknik kenar yönetim çok büyük hata yapmıştır. Evet. Değerli seyirciler, programımıza devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamların ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli seyirciler, Telefinal'de ikinci bölümde yeniden karşınızdayız. Tabii ilk bölümde Bireyim Elazığ Spor Tuzla Spor maçının analizini yaptık. Son olarak Sefer Hoca'nın yapmış olduğu hamleleri de konuşup Tuzla Spor maçını noktalayacağız. Tabii programımızın başında belirttiğimiz gibi Elazığ Spor'un alternatifli bir kadrosu yok maalesef. Bu nedenle de tabii Elazığ Spor'un geride kalan 3 maçta da aşağı yukarı değişiklikleri hep aynı. Bu maçta Sefer Hoca 2 hamle yaptı. Aslında tam da işler bir evim Elazığspor'un istediği gibi şekilde giderken birden bir değişiklik geldi. Ve biz hatta yani hiç kimse daha doğrusu maçı izleyen hiç kimse belki de Ömer Yıldız'ın çıkacağına ihtimal vermezken bir anda Ömer Yıldız'ın kenara geldiğini gördük. Ve onun yerine de Selim Enes Özeren 69. dakikada oyuna dahil oldu. Bu değişikliği nasıl yorumluyorsunuz hocam? Şimdi ben şöyle açıdan bakıyorum. Bilmiyorum ama. Yani sakatlığı da yokmuş aldırmış olduğunu diye. Evet, ben önce sakatlığı var diye bir düşünceye girdim. Sonra
maç devam ediyordu. Maçın sonucunun Ömer'in çıktıktan sonra neler olabileceğinin hesabını yapamadım açıkçası. Evet. O genç arkadaşımız da yeteneğini bildiğimiz açısından belki dedim 20 dakika buna şans verecek gibi düşündüm. Çünkü ön tarafa şeyi çekti, Serdar'ı çekti. Kanatlardan Ömer'in biraz yıpranmasından ötürü biraz da diye düşündüm. Ama şu bir gerçek ki biz futbol mantalitesi olarak topu alıp seti kurup rakip tarafa bütün oyuncularımızı yığıp işte pas yaparak kaleye gitme gibi bir düşüncemiz yok. Zaten o sahada da zor. Daha çok rakibin oyununu bozan uzun toplarla da geldiği zaman öyle bir oyun şablonu oluşmaya başlamış ve zamanla bence daha çok oturacak bu. Yani inan ki deplasmanda bu takım daha çok can yakacak bir şekilde gelecek. Çünkü öndeki üçlü yavaş yavaş artık oturuyor. Yani mesela Cengiz Han'ın 2 hafta sonra daha çok etkili olacağını inanıyorum. Belki gol atacak, goller atacak. Evet. İşte o fakat maçın çıktıktan sonraki Ömer değişiklikten sonra bir arabanın şarjının düşmesi gibi bir anda takım olduğu gibi hani Serdar'a alsa anlayacağım. Serdar belki girdi. Şimdi şöyle bir şey var. Dünyada ama ben bunu genel olarak söylüyorum. Hocayı savunmak için söylemiyorum. Dünyada en kolay şey eleştirmektir. Evet. Yani kolaydır işte. Tabii ki hoca da hata yapacak hocam. Yani ama ben eminim sevgili hocamız da bu yaptığı hatalardan ötürü var ortada bence. Yani değişmesi böyle. Ama şu da bir gerçek. Elinde çok kısıtlı bir kadro var. Evet. Çok dikkatli kullanmak zorunda. Şu bu hafta bir tane önemli oyuncusu yok. Şimdi ben kendi kendime alıp veriyorum. İşte takımı iyi kötü tanıyorum. Orada birinin oynaması lazım. Mesela orada geçen yıl fiziksel manada bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Özür diliyorum izleyicilerimizden. Fikrimi söylüyorum. Bir akıl vermek değildir. Mesela Hebat denen bir arkadaşımız var. Geçen yıl stoper de oynadı herhalde. Sol tarafta oynadı. Fiziksel olarak da gördüğüm kadarıyla yeterli bir oyuncu kardeşimiz. Mesela ondan yaralanılabilir. Yani ondan yaralanılabilir. Neticede Kadir'in yanında oynayacak. Fiziksel üstünlüğü var. Demin kendi düşüncemi söyledim. Bir Onur Burak yer değiştirmesi de olabilir. Bir Onur'u iki, asıl mevkiine alıp onu stopere çekerek birçok stoperler mesela Orhan Şam bize geldi. Çok uzun zamandır normalde Orhan Şam sağ bektir. Stoper gördüğümüz işte. Bütün bunlar şimdi takımın burada çok önemli olan durum şu. Kadroya giremeyip 19-20 yaşında olan gençlerin de kendilerini göstermek için Sefer Hoca'nın aylar önceki bir beyanatı vardı. Ona katılıyorum. Bundan büyük bir fırsat olamaz. Yani kendilerine artık bir oyuncu olabilme şansı gelmiş. Şu bir gerçek. Bizim transfer tahtamız kapalı, açık olsa hiçbir Elazığlı'nın bu kadar Elazığlı'nın oynama ihtimali yok. Bir iki istisna hariç. Hariç yok. Kabul etmemiz gerekiyor. Bu tür şartlardan oynaya biz Kadir Taşoğlu'nu kazandık. Kadir'in yandakine 2 metreye top atarken bile heyecanlandığı zamanlar oldu. Bu hafta görüyoruz artık olgunlaşmaya başladı futbolu. Bir fiziksel eksikliği vardı. Buradan hep sesleniyorduk işte kendinin fiziksel görüntüsünün dışındaki adele gücünü, omuzları, gücünü arttırmak. Onu da toparladığını görüyoruz. Bir gözle görülür bir fiziksel bir gelişim de var, değişim de var onun numarada. Öbür kardeşlerimizde de var buna benzer. Mesela ama şunun eksikliğini yaşıyoruz. Mesela biz hadi sol tarafta Burak sola yaşından ötürü gidip 10 kere gidip gelemez ama sağdaki mesela Murat'tan genç çocuk onun o taraftan halbur gibi gidip gelmesi lazım. Yani hücuma bir derinlik katması lazım. Özellikle iç saha maçlarımızda. Evet. Bir katması lazım. Ve bunun içinde de hem fiziksel kalitesini hem oyun mantalitesini değiştirmesi lazım. Ya da zekasıyla oynamak lazım öyle diyelim. Evet. Hücumda zaten çoğalabildiğiniz zaman kanat organizasyonları yaptığınız zaman gol pozisyonu bulursunuz. Yoksa rakip sizin önde oynayan üçlünüzü İki tane stoper arasını alıyor öndekini. Yandakiler de kanatlar arasını alıyor. Siz buradan kaldırdığınız toplar duvara çarpar gibi geri geliyor. Eğer orta alandan takviye öndeki liberolarla, kanatlardaki oyuncularla eğer geriden gelip o dönen toplara baskı yapıp kazanıp pasla tekrar pozisyona sokabiliyorsanız futbol bu. Yoksa mesela şu var biz öne geçseydik inan ki maç farka giderdi. Bak bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Çünkü bu sefer boşaltacaklardı, geriye geleceklerdi. Nitekim Sakarya maçında işte yakaladığımız pozisyon. Evet. Ömer'in atamadığı pozisyon. Vurdu, kaleci çıkardı gitti.
Ama genel olarak yine söylüyorum, genç kardeşlerimizi buradan onlara moral vermek için söylemiyorum, kutluyorum. Biraz daha bu işin bilincine varmaları lazım. Özellikle hocamızın onların bireysel gelişimlerini sağlamak konusunda sadece fiziksel manada değil, oyun manasında da vermiş olduğu gayretler bence olumlu. Yine söylüyorum, ben maçtan çıktıktan sonra açık söylüyorum, çok üzgün değildim. Tamam, maç kaybetmiştik ama ortaya konulan futbol diğer haftalara ve bu takımın ligde kalabilmesi için bu kardeşlerimizin ortaya koyduğu futbol beni memnun etti. Evet. Yusuf abi, tabii 69. dakikada Selim Enes Özeren Ömer Yıldız değişikliği vardı. Yine 90. dakikada da İzzet Murat değişikliği. Evet. Hocanın hamlelerini nasıl değerlendireceksin? Tabii şöyle söyleyeyim. Program birinci bölümde de belirttim ben. Hocanın yapmış olduğu hamle olumsuz olarak takıma yansıdı. İnşallah bundan ders almıştır. Şimdi Elazığspor'da gördük ki bu son 3 haftada oynanan maçlarda Elazığspor'un kadrosu bu lige yeterli bir kadro görünüyor şu anki tabloya göre. Ama işte bu tür sakatlıklar, cezalı durumlar, bunlar takıma nasıl yansıyacak, bu çok önemli. Bunları yansıtmamak lazım. Bunun için de bir iki sihirli dokunuşlar yapmak lazım diye düşünüyorum. İşte bizim bir sol bek Ahmet Burak Solakal'in yerine ya da o mevkiye alternatif oluşturmamız mutlaka gerekiyor. Bu yedek kulübesinde bulunan gençler, genç kardeşlerimiz evet maçlara giriyorlar. Çok hamle oyuncusu olmamalarına rağmen sadece oyunu skoru koruma yeteneğine sahip olan futbolcu kardeşlerimiz var. Onlar ancak skoru koruyabilirler. Ama biz önce skor üstünlüğünü yakalamamız için bir iki değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bu kardeşlerimiz her an forma bulacakmış gibi çok iyi hazırlanmaları gerekiyor. Yani kendilerini bu son birkaç evet geçen yıla oranla biraz daha iyiler, daha toparlamış görünüyorlar. Oyuna girdiklerinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama onların da biraz daha üzerine koyup işte bu gibi durumlarda eksik olan arkadaşlarının hemen yerini doldurmaları gerekiyor. Ben bu hafta Kadir'in yerine Murat Ceylan'ın o mevkide yabancı olmadığı için geriye çekilip Kadir ve Murat Ceylan ikilisi oluşturulup ileride Serdar Özbayraktar belki geriye çekilip Selim Enes de sol kanatta oynayabilir. Böyle bir alternatifimiz var. Onun dışında da diğer arkadaşlarımızı fazla tanımadığımız için bir şeyler söyleyemiyorum. Futbolda oyun içerisinde bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Özellikle santfor oynayan, fiziği iyi olan oyuncular zaman zaman görmüşüzdür. Gelip stoper de oynayabiliyorlar. Evet. Ya da bir stoper ki bu maçta da gördük. Mesela Yiğitcan özellikle son dakikalarda ileriye çıktı. Forvet oynama arzusu. Stoperlerde de öyle bir arzu vardır. Gol atma, fizik yapısı olarak bir santfora benzedikleri için santfor mevkinde de zaman zaman oynayabiliyorlar. Bu tür değişiklikler olursa ama zamanında ve yerinde yapılırsa ben takıma katkı sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Sefer Hoca'nın biraz daha alternatifleri özellikle bu genç oyuncularımızı üzerinde titreyip onlarla sürekli konuşup onların tamamen oyuna motive olmalarını, takıma motive olmalarını sağlamaları gerekiyor. Yönetimin de burada şeyi çok önemli. Hep söylüyoruz, yönetimin üzerine düşen görev futbolcu kardeşlerimizin özellikle maddi açıdan mağdur etmemektir. Onları sıkıntıya sokmamaktır. Herhalde bu önümüzdeki haftalarda yine ödemeler falan da var. Bunları aksatmadığınız sürece, takımı diri tuttuğunuz sürece, futbolcu kardeşimizin aklını takımda bıraktığınız sürece ben Elazığspor'un bu maçları telafi edeceğini düşünüyorum. İnşallah da telafi edeceklerdir. Bu hafta da zor bir karşılaşma var. Özellikle deplasmanda Kırşehir Belediyesi ile.
İşte hep bu takımları tanımadığımız için veya daha önce izleyemediğimiz için fazla da yorum yapamıyoruz. İnşallah disiplini bir şekilde oynarsak, hata yapmazsak, bakın hata yapıyoruz. Hatalarımızı sıfıra indirdiğimiz vakit, hatasız oynadığımız vakit biz oralardan puan ya da puanlarla dönebiliriz. Biz deplasmandan getireceğimiz puanlar da bizi moralmen yükseltecektir. İnşallah bu hafta telafi ederiz kaybettiğimiz puanları. Ama özellikle kenar yönetimin hakikaten biraz daha bu futbolcu kardeşlerimiz üzerinde yoğunlaşması lazım. Onları hazır tutması lazım her açıdan. Hem mental olarak hem de fiziki olarak o kardeşlerimiz üzerinde durup onları mutlaka sahaya atmaları gerekiyor. Evet. Tabii değerli seyirciler, bugün akşam saatlerinde sosyal medyada bir fotoğraf, daha doğrusu bir haber paylaşımı yapıldı. Bu haber paylaşımı üzerine herkes birdenbire ne oluyor diye bir soru sordu. Kasımpaşa'nın teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı ve bu isim yerine sevgili Alaaddin Tutaş hocamızı düşündü. Bir paylaşım vardı. Bu yönde de birçok soru geldi. Ama biz kendisiyle görüştük. Böyle bir durum yok. Asparagas bir haber. Belki bir kulağınıza de, geldi hocam sizin de. Evet. Bu arada çok özür dilerim. Şöyle de bir durum var. Şimdi alternatiflerden bahsediyoruz. Sakatlıklar da çok ciddi manada. Orada Salih kardeşimiz vardı orta alanda. Salih Polat Demir, Eren Çinkılıç ve Tufan Kelleci. 3 tane. Ama yani Tufan'ın tam durumunu biliyoruz ama tabii Eren bu sezon artık herhalde Eren yok. Bence döner de çok kırık ama ayak, o şey gibi değil yani böyle. Uzun süreli bir sakatlık diye. Yaşının vermiş olduğu yok. O kadar böyle ben geri... Yani tam sahalara dönmesi yani yine 4-5 sonunu... ayı bulur. Evet, evet. Onun için de bir şanssızlık. Fakat tam oynayabileceği bir Salih'in bilmiyorum çünkü. O çapraz bağ herhalde. O daha uzun süre. O da uzun süreli. Belki Tufan daha erken Tufan dönebilir. Evet dönerse neticede sağ bek bir oyuncu. Evet. Stoper de kullanabilirsiniz yani bir şekilde. Biraz daha yani hocanın elinde bir alternatif oluşabilir. Tabii sevgili seyirciler, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3. tur kuralları çekildi. Tabii yani şu Elazığspor'un kısıtlı kadrosu için kupa inanıyorum ki çok da önemli olmayacaktır ama tabii Belediyespor zor bir kura çekti. Dilerseniz biraz da kupayı konuşalım. Geçtiğimiz sezon Elazığspor Yusuf abi Batman Petrol Spor'a elenmişti farklı bir mağlubiyetle. Bu yıl Elazığspor'un kolay bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Büyükçekmece Tepecik Spor 3. lig 2. grup temsilcisi Elazığ Belediyespor'un grubunda yer alan bir takım. Tabii ama Elazığ gençleri için, orada hocanın deneyeceğini düşünüyorum. Yani Elazığspor forma şansı olacağını zannetmiyorum ben bu kadroyla. Ben de yani biz iki yani gerçekçi olmak zaman, lazım. Yani biz bu kadroyla biz iki işi bir arada götüremeyiz. Yani hem maddi olarak bakıldığı zaman yani tabii, bu maç deplasmanda çıkabilir. Çok büyük getirisi de yok. Getirisi de olmayan bir organizasyon. Evet. Ama Belediyespor için denenebilir. Belediyespor'un alternatif bir kadrosu var ama Belediyespor da zor bir kura çekti. Manisa Futbol Kulübü. Şu anda onlar da ikincilik beyaz grupta. Manisa Futbol Kulübü. İkincilik beyaz. Tabii Belediyespor isim değişikliğiyle Manisa Futbol Kulübü adını aldı. Şu an ikincilik beyaz grupta lider durumda bulunuyor Manisa Futbol Kulübü. 3'te 3 attılar 9 puan ve 3 maçta 13 gol attılar. Hatta bu hafta 6-3 galip gelmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Dişli bir rakip Belediyespor için. Evet. Belediyespor'un hedefi ne olabilir sence? Belediyespor kupada... Yani Belediyespor henüz 2 maçta 2 beraberlik. Evet, bir hafta bay, geçti. Bay geçtiler. Tam tabii çözemedik. Aslında bu hafta iyi bir fırsat yakalamışlardı. Öndelerdi. Ayrıca konuşacağız Belediyespor'u. Kupa olarak değerlendirelim. Evet, yani... Bilemiyorum. Tabi burada Alaaddin Hoca ve Belediyespor yönetimi kadrosuna bakıp iyi bir şekilde gittiği yere kadar gidebilirler diye düşünüyorum onlar. Evet. Aslında onların... her yıl kupada böyle sürpriz bir takım
görüyoruz. İnşallah bu yılda o takım Elazığ Belediyespor olur. İnşallah. Yani alternatifli bir kadroları var aslında. Ama deplasmanda oynuyoruz. Deplasmanda oynayacaklar. Evet. Bu sıkıntı. Tabii Manisa'nın da bakış açısı o da önemli. Onlar evet. da belki lige konsantre olup yani hedefe oynayan bir takım. Belki onlar da önemsemeyebilirler kupa maçını. Yani deplasmanda oynaması biraz sıkıntılı. Kendi iç sahamızda olsaydı bu sahada belki evet. Belediyespor şeyler yapabilirdi ama bilemiyorum tabii. Ya bu kupa maçı biraz şey takımların yani, genel yapısıyla alakalı. Yani evet. kadro yapısıyla alakalı. Çünkü herkes düşünmeyebilir şimdi sen belirttiğin gibi. Onlar da eğer bir hedefe oynuyorlarsa bu bize yük getirir diye. Futbolcu şimdi bakın bizim bir futbolcumuz sakatlandı. Şu, bak yorum yapıyoruz. Orada kim oynayabilir? Kim evet. düşünüyoruz yani. Onun için yarın 2-3 futbolcuya bu çıkarsa tamamen skandal olur ve çok büyük sıkıntı olur. Bunun için takımlar biraz daha bu işleri ikinci plana atıyorlar. Ya böyle bir hazırlık maçı gibi, işte bir normal bir şey gibi, antrenman maçı gibi sahaya sürüyorlar. Sonuç nereye giderse o dakika futbolcuların evet. yapısına bağlı veya düşüncesine bağlı bir şey yani. Evet. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Bu arada benim aklıma geldi. Program başını unuttum. Geçen yıl biz geriye çok dönmek ne kadar doğrudur ama şunu söylemekten geçemeyeceğim. Geçen yıl Adana Demirspor'dan Rüştü Hanlı diye bir oyuncu kiraladık hatırlıyorsanız. Bursa Spor'dan. Adana Demirspor'dan geldi bize. Bursa Spor'un oyuncusu. Evet. Adana Demirspor'dan geldi. Bu kardeşimize bir kırmızı kart gördü ondan sonra. Forma şansı hemen hemen çoğu İki tane teknik yet geçti. Karabük maçındaydı yanılmıyorsam. Aynı adam ben evet. hep savunduyorum. Stoper oynuyor. Aynı adam bu sene Bursa. Oynuyor Bursa Spor'da. Takır takır top oynuyor. Hatırlarsan burada kaç kere de evet. bundan bahsetmiştik. Beğenmiştik hocam Karabük maçında. Evet. Şimdi gerçekten oyuncunun oynaması, elinizdeki olan oyuncuyu oynatmakla mükellef antrenördür. Hafta içerisinde yapmış olduğu antrenmanlarda onun fiziksel durumunu zaten takıma katkısını kendileri görüyorlar, değerlendiriyorlar. Kupaya girmeden şunu söyleyeceğim. Şu mevcut kadrodaki oyuncularımızın kalkıp bir profesyonel lig maçında artık bunu yönetim karar verecek. Belki asılacaklar, belki asılmayacaklar maça ya da bir şekilde kupada bir gelecek görmeyecekler. Ama oradaki o genç arkadaşlarımızın maç oynamak için bulunmaz bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Evet. Forma şansı bulamayan ama kadronuz kısıtlı. Eninde sonunda oynayacak bir sürü arkadaşımız var. Onlar için bence önemli bir fırsat olacak. Mesela kalede işte Ali Karataş kardeşimiz var. Evet. Ahmet Doğan'ın gerisinde bekliyor. Ahmet sakatlansa onun için Ali oynayacak. Fırsat yani. Olabilir. İşte kupa maçında evet. kendini gösterebilir. Ama Belediyespor için biraz daha durum farklı hocam. Yani alternatifli bir kadroları var Belediyespor'un. Onların da rakip güçlü tabii Manisa Futbol Kulübü. Aslında hocam federasyonun da biraz artık şu Türkiye Kupası'nı biraz daha böyle önemsenecek, cazip bir şekilde getirmesi lazım. Çünkü bakıldığı zaman kulüplere külfetten başka bir şey kazandırmıyor. Yani şu anda Elazığ Spor gibi benzer durumda olan birçok kulüp var. Maddi kriz içerisinde bulunan kulüpler var. Bu kulüpler için hele de maçı deplasmanda çıkmışsa ekstra bir yani hem uçak parası hem konaklama parası eklendiği zaman ekstra bir masraf olacak. Onu işte evet. bir televizyon kanalı bazılarını veriyor oradan birkaç kuruş. Evet. Oradan biraz gelir elde ediyorlar ama genel olarak baktığımız zaman bizim ta çocukluğumuza, gençliğimize gittiği zaman Türkiye Kupası çok önemli bir anlamı vardı. Evet. Şimdi artık böyle işte çoğu takım bunu bir şey görüyor. Angarya görüyor. Angarya maç evet. olarak. Evet. evet değerli seyirciler biraz da hemen Elazığ Spor'un hafta sonu karşılaşacağı Kırşehir Belediyespor maçını konuşup sonrasında da kalan dakikalarda Elazığ Belediyespor'u konuşacağız. Tabii Elazığ Spor'un şanssızlığı hocam üst üste 2 hafta liderle karşı karşıya gelecek olması. Bu hafta da lider el değiştirdi averajla Kırşehir Belediyespor ligin yeni lideri olduğu kırmızı grupta. Tabii Kırşehir Belediyespor ligin yeni takımlarından birisi. Geçtiğimiz yıl Elazığ Belediyespor'un grubunda mücadele eden bir takımdı. Hatta bu yıl Elazığ Belediyespor'un ilk maçında Ağrı ile oynadığımız maçın temsilcisi
Kırşehir bölgesinden gelmişti. Biraz sohbet etme imkanım bulduk. Ben ona sordum işte nasıl Kırşehir Spor'un durumu diye. O da bir yönetim değişikliği yaşandığını, işte yeni belediye başkanının, orada da bir belediye başkanlığı değişikliği olduğunu, işte siyasi olarak bazı sorunlar olduğu ve Kırşehir Belediye Spor'u kötü günlerin beklediğini, hatta bu ligden düşmemeye oynayacağını söylemişti. Ama gelinen 3 haftada tam tersi bir şekilde o küme düşmemeye oynar dediği takım şu anda ligin zirvesinde. Neler söyleyeceksiniz hocam? Aslında o yüzden de ben aslında biraz Tuzla Spor hocasına da sormuştum. Biraz tesadüfü mü bu başarınız diye. Demek ki olabiliyor yani bu grupta. Belki de çok iyi tanımıyoruz takımları. Yani şu anda takımlar hakkında çok fazla bilgimiz yok, o kesin. Evet. 5-6. Haftadan sonra kimin ne olduğu, ne olacağı ortaya çıkacak. Geçen hafta da söylemiştik. Tabii Kırşehir Spor yani şu anda mesela Türkiye Süper Ligi'nde de Alanya Spor lider, 4 hafta geçti. Evet. Bu Alanya Spor'un başarısını küçümsemek için söylemiyorum. Ama bu objektif olarak çok büyük bir şekilde Alanya Spor'un bu işi götüreceğinin kanısını vermiyor. 6-7 hafta bunun sonra daha önce, belki de lider bitecek. Evet. Belki de bir Bursa'dan sonra bir şampiyon daha çıkacak. Gönül arzu eder. Ben isterim bir Anadolu'dan bir takımın gidip şampiyon olması, ama genel görüşte gidilen yolda bir 5-6 hafta sonra hangi takımın ne durumda olduğunu yavaş yavaş ortaya koyacak. Evet. Şu var. Ligin geliri açısından da bu ligin işte federasyonun bakış açısıyla da bir üst ligden geldik. Burada hayal kırıklığı bize yaşatmasın. Bu hakem facialarını biz sezon sonuna kadar daha çok yaşayacağız. Türkiye'de hakem müessesesinin geldiği nokta bu. Yapacak bir şey yok. Bakış açıları da bu. Siz bir gözlemcisiniz, kalkıp bir yerinizde o kadar insanın içerisine gidip gol offside mi değil mi diye neyi değiştireceksin? Hakemi çağırıp gol mü verdi diyeceksin. Ne malum devrede gidip ya kardeşim adamların golünü yemedin demedi. Evet. Yani ben iyi niyette söylüyorum da yani. Yani bunun garantisi yok. Dolayısıyla onun kalkıp gidip oraya bakması abeste iştigal bir durum yani. Bunun birinci ligde oynarken bir maçta Atatürk Stadı'nda tam protokolün karşısına televizyon koyuluyordu. TRT maçı veriyor. Gözlemcinin verilen penaltıdan yerinden kalkmadığını gördüm. Bakmadı bile. Yerinden kalkıp gidip bakmadı. Doğru mu? Bu bence. Yani bakmadı. O doğrudur, yanlıştır. Şimdi bu göreceklerimiz daha, bu işin daha başı, daha çok daha buna benzer, daha farklı hayal kırıkları göreceğiz. Evet. Abi, sen neler söyleyeceksin Kırşehir Belediyespor maçı için? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yani şimdi Kırşehir, Kırıkkale, işte böyle küçük Anadolu'nun bazı şehirleri var. Yıllardır hemen hemen futbol takımları gibi şehirler de fazla bir gelişme göstermiyor. Şimdi futbol takımlarına baktığımızda şimdi ben uzun süredir tabii biz bu liglerde oynamadığımız için işte bir bu tür şehir takımlarının hangi aşamada olduğunu fazla bilemiyoruz. Ama şimdi mesela belki sezona geçen yılın şampiyonluğuyla bir hava yakalamıştır. Bir o futbolcu kardeşlerimizle bir özgüven vardır. Bir şehir olarak belirli bir lige hazır oldukları için hem takım olarak hem yönetim hem de teknik heyet olarak hazır oldukları için bazı şeyleri, avantajları sağlayarak bu 3 haftayı iyi değerlendirmişlerdi. Tabii futbol bir maraton, yani bir lig bir maratondur. Yani 34. haftanın sonunda siz burada ne kadar iyi başlarsanız başlayın veya işte size bir avantaj sağlayabilir. Ama önemli olan ligin maratonu iyi bir şekilde birinci olarak bitirmek veya işte ona yakın bir şekilde bitirmektir. Şimdi buraya kadar nasıl gidecekler? Yıllardır bu üst liglerde görmediğimiz şehirler takımlarından bir tanesi de Kırşehir. İşte evet. Bunun gibi belirli Anadolu'nun böyle küçük şehirleri. Tabii takımı tanımadığımız için, ama Elazığspor'un ismi her zaman şeydir. Yani biz yıllarca Süper Lig'de oynadık, Birinci Lig'de oynadık. Elazığspor'un ismi her zaman bir puandır. Ya mesela ilk maçta Bayburt deplasmanında işte giden arkadaşlarımız anlatıyorlar. Orada Bayburt halkı Elazığspor taraftarını görünce şaşırmış yani. Demiş, "Aa, buraya deplasmanda taraftar gelmiş." demişler. Evet. Yani
İnanın Elazığ'ın ağırlığı yani. Çok fazla. Hakikaten yani. Biz evet. Kendi şeyimizi bir bakmayın. Son yıllarda yıpratıra kendi değerimizi bilmiyoruz kendi ama. Kendi değerimizi bilmiyoruz. Ama işte düşünüyorum şimdi Kırşehir en son acaba hangi yıl ikinciliği de oynamıştır veya 2009-2008'li yıllarda liglerdi, ikincilikler. Hatta orada, Müslüm diye bir transfer yapmış, futbolcu transfer etmiştik hatırlarsan. Bizim sevgili orada, arkadaşımız, evet. Abimiz Sabahattin Çakırcıoğlu o takımda mücadele etti. Ayrıca yine buradan daha sonra Elazığspor'un formasını uzun süre giyen Haluk Bingölbala'da gidip Kırşehirspor'da mücadele etti. Evet. Onları biliyorum. Evet. En onlar son işte Müslüm'ün geldiği dönem hatırlıyoruz Kırşehir'de. İşte üçüncülük, ikincilik böyle oralarda kalabiliyorlar. Bir üstlüğe hem şehir yapısı olarak hem de kulüp yapısı olarak bir türlü kendilerini atamıyorlar. Ama bakın şimdi mesela Tuzla'da bir ilçe takımı diye görünüyor. Ama Tuzla'ya giderseniz İstanbul'da Tuzla'nın ne kadar büyük bir sanayisi şeyi olarak gelişmiş bir yer tersane olduğunu. Bunlar hep şeyle alakalı. Yani maddi güçlerle alakalı, insanların bakış açılarıyla alakalı durum. Ben Elazığspor'un bu maçtan yani bu iki haftada oynadığımız futbol oynasın, başka hiçbir şey yapmasın, oradan puan ya da puanlarla döneceğine inanıyorum. İnşallah da döneceklerdir. Yeter ki biraz da böyle bariz hatalar yapmayalım. Yani buradan özellikle kenar yönetimi bir kez daha uyarıyoruz. Yani sırf oyuncu değişikliği olsun diye oyuncu değiştirmek veya işte taraftarın belki orada bir iki kişi söyleyebilir, bir şeyler söyleme, onların etkisinde kalmak, sakin olmak lazım. Yani adı üzerinde siz direktörsünüz, ona göre davranmanız gerekiyor, ona göre karar vermeniz gerekiyor. Sakin bir şekilde, hatasız bir şekilde, yine böyle de bir hakeme denk gelmeyiz inşallah. Gelmediğimiz takdirde de ben orada Kırşehir'den puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum. Çok evet. Da abartmamak lazım. Evet. Bu geçen yılın bir havası olabilir. Tabii takımı bilmiyoruz. O nedenle bir şey de söylemiyoruz. Hı-hı. Evet bu sene kötü takımlar var. Bizim ligimizde de şu anda mesela konuşulan takımlar var. Ama hiçbir şey belli olmuyor. Senin de dediğin gibi işte bak adam gelmiş demiş ki ya böyle böyle işte gözlemcinin sana ifadesi temsilcinin. Ama öyle değil mesela demek takım geçen yıldan şampiyon olmuşsa kendini üstlüğe atmışsa o futbolcularda bir hava vardır bir şey vardır. Tam o takımdan o kaç kişi kaldı? Belirli bir işte şeye götürmüş olabilir yani. Bilmiyoruz şu anda. Evet. Evet. Teşekkürler Yusuf abi. Değerli seyirciler şimdi Elazığ Belediyespor'u konuşacağız. Burada çok özür diliyorum. Şimdi transfer marketin ve sitelerin oyuncu piyasa değeri, marketik değeri Elazığspor 1.700.000 euro bir oyuncu portföyüne sahip. Evet. 3.600.000 Tuzla gözüküyor. İki katımız. Tam daha fazla. Evet. 2.400.000 Kırşehir gözüküyor. Evet. Yani Elazığspor bütçeden evet. Transfer marketteki oyuncu kalitesi. Taner Özcan antrenörlüğünü yapıyor Kırşehir'in. Evet. Haftada 3-0 Bayburt maçını kazandılar biliyorsun. Hocam Bayburt bizi yendikten sonra giden üçleri. Evet. Ya biz o maçta inan bizim pozisyonlarımız ikinci yarıda atabilseydik belki biz de çok şey işi bilen biriyle konuştum. Verdik. Yani diyor ki o hoca orada da oyuncu değişikliklerini erken yapmış. Erken yapmasa biraz sabretse belki de biz beraberliği yakalayacağız. Zaten son golü kendi kalemize attık. Yani. Evet. Maalesef. Bu nedenle ben biraz hocaya yükleniyorum. Hı-hı. Biraz daha sabretmesi gerekiyor. Yani hoca da aslında o da ilk kez alt liglerde çalışıyor. Yani kariyerinde belki de daha önceden ikincilik yoktur Sefer Hoca'nın. İşte Süper Lig, Bülent Özel'le beraber birincilik. Otoriter olmak lazım. Evet. Bakın yani rakipleri işte dün Fenerbahçe Altay maçı vardı değil mi? İzlediniz. Alanya. Alanya maçı vardı. İzledik işte. Birine bakarsan, hocalara değerlendirirsen, yaşına göre, tecrübesine göre değerlendirirsen valla çok şey oluyor. Bir bakıyorsun adam yeni bırakmış, gidiyor hocalık yapıyor ama başarılı oluyor. Evet. Yani bu biraz duruş mevzusu. Değerli seyirciler, Elazığ Belediyespor 3. ilk 2. grupta 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Payaspor ile
2-2 berabere kaldı. Tabii maçta Payaspor ilk olarak golü bulan taraftı. Sonrasında Elazığ Belediyespor bulduğu 2 golle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı Elazığ Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fakat ikinci yarıda kalemizde gördüğümüz golle maç maalesef 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Ama tabii sonuçta deplasmanda alınan bir puan da değerlidir, kıymetlidir. Elazığ Belediyespor için neler söylersiniz hocam? Bir haftaya da bay geçirmiştik temsilcimiz. Ben Elazığ Belediyespor'u Elazığspor'la yapılan hazırlık maçında izleyebildim. O içerideki oynadıkları ağır maçıydı sanırım. Sadece bir son 10-15 dakikasını izleyebildim. Kadro kalitesi olarak iyi bir takım. Hatta şu ana kadar Elazığ Belediyespor'a bugüne kadar gördüğüm kadarların içerisinde kadro olarak en iyi diyebilirim. Evet. Oldukça işte bizim daha önce Elazığ forması Arif Şahin var. Ona benzer Cenk, daha Cengiz Cenk var. Var ve kadro kalitesi iyi bir takım. Tabii bulundukları lig 3. lig. Yine Burak Keskin var stoper. Evet, o da Göztepe forması giyiyor. Evet. O da deneyimli bir isim. Yani Elazığspor'un şu kadrosuyla oradan çıkması lazım. Öyle görüyoruz. Çünkü yapmış olduğu bugüne kadarki harcamalar, bundan sonraki harcamalar. Şimdi şöyle bir durum var. Oynamaktan amaç yutmak diye bir tabir var. Evet. Bulunduğunuz ligdeki gelirler harcadığınızın üzerine çıktığı zaman size külfet olur. Hı-hı. Yani bugün 3. ligin geliri 2. ligden daha aşağıdır. Evet. 1. ligin geliri de 2. ligden fazladır. 3. ligden daha iyidir. Süper ligin geliri de akıllı kullanabildiğiniz zaman sizi düşürmeyecek, kaynak yaratmaya kalmadan, sponsor bulmadan sizi mantıklı olarak kendi zaman yağınızda kendi yanınızda kavrulacak kadar bir geliri var. Belediyespor'un devamı açısından bir üst lige çıkması gerektiğine inanıyorum. Yani artık bence de yani Belediyespor burada misyonunu tamamladı. Yani birkaç sezon burada kaldı. Evet. Bir Elazığ Spor'a altyapı gibi bakıldı ama çok da o görevi gördüğünü söyleyemeyiz ama yok. Mantalite olarak artık bence bir üst ligi zorlaması gerekiyor. Ki bir de, burada çok önemli bir bakış açısı olarak da şundan yanayım. Özellikle bizim geçen yılı Bal Ligi olmadan geçirmemiz Elazığ'daki birçok takım için bence çok kötü oldu. Evet. Yani bir şehirde amatörde takımlarınız İki tane takımınız birden Bal Ligi'nde yer alamıyorsa bunun yetkililerden bunun hesabını sormak lazım. Bu böyle bir şey yok. Şimdi bu yıl gelinen nokta eğer bu Bal Ligi'nde bu sene Fırat Üniversitesi, öbürü de Sürsürü Spor. İkisi de şu anda iyi niyetle bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyorlar. Görüyorum arkadaşları inanılmaz şekilde fedakarca çalışıyorlar. Yükümlülüklerini yerine getirip artık sezonun başlamasını evet, bekliyorlar. Evet benim onlarla. Öğrencilerim var işte orada. Murat var işte Cihan bizim kardeşimiz. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada fedakarca çalışan bir yönetim var. Üniversiteye buraya geliyorsunuz. Burak hocam sağ olsun fedakar ve emektar bir insan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Üniversitenin çok büyük imkanları da yok. İşte kıt kanaat bazı şeylerle. Buradan yetişecek oyuncuları iki tane profesyonel takımınız var. Onlar da bunları görmesi lazım. Evet. Yani gidip dışarıdan atıyorum Hasan diye bir oyuncu getiriyorsun. Elazığ'da onun gibi iki tane çocuk varsa onun buraya gelmesinin bir anlamı da yok, mantığı da yok. Buradan oyuncunun yukarıya çıkarken kendine hedef göstereceği, ben burada kendimi iyi işte oynarsam bir üstteki işte Belediyespor, Elazığspor oraya giderim. Bu yolu, haritayı çizmemiz lazım. Oyuncu bu yolu bilecek. Oyuncu bu haritanın gerçekleşeceğini, bu idealin gerçekleşeceğini bilecek. O zaman Bal Ligi'ne de alttaki amatör kümeden oyuncular gelecekler. İşte bu, biz bu yolu kuramıyoruz, bu haritayı çizemiyoruz. Evet. En büyük sorun bu. Evet tabii Yusuf abi, şimdi mesela Kırşehir Belediyespor dedik. İşte geçen sene Elazığ Belediyespor'un grubunda olan bir takımdı. Çok ağım şahım bir kadrosu mu vardı? Yok, Belediyespor, Kırşehir evet. Spor burada yendi hatırlarsan. Yani şu anki Belediyespor'un kadrosuna bakıyorum. O Kırşehir'in kadrosundan bence daha iyi bir kadro. Neden olmasın? Yani biraz da istemek lazım, biraz da zorlamak lazım. Belki tabii ki. İlk yarının sonlarına doğru Belediyespor iyi bir aralıkta yer alırsa belki transferler yapılacak takviyelerle belki ikinci yarıda çok daha farklı, daha bir konuma da gelebilir. Yani şu an için tabii bunları konuşmak için erken. Sorunlar için de çok erken. Evet. Şöyle bakın, şimdi işte bir hedef belirlemek için bazı kritik maçlar vardır. İşte bu Elazığspor'un bana göre Tuzla maçı da öyle bir maçlardan biriydi. Yani bu maçı da almış olsak biraz daha bir böyle rahatlayacak, böyle bir olacak. Şeye gireceğiz. Şehir olarak bir itici güç olacak, taraftar itici güç olacak.
belki birileri çıkacak, bir sponsor bugün konuşuluyordu, sponsorlar falan, vali biz bir evimle görüşmüş falan, bir şeyler ortaya çıkabilecek. Hı hı. İşte bu tür maçları kazanmış olabilsek, hamle maçları veya bunlar işte hedef maçları. Şimdi Elazığspor bunu yapamadı. İnşallah Belediyespor yapar. Şu anda ilk maçında berabere kaldı. İkinci oynadığı maçta beraberlik, henüz mağlubiyeti yok. Bu da onlar için bir avantaj. Bunu iyi kullanmaları lazım. İşte Belediyespor'un da evet, şimdi Elazığspor bu kadar sıkıntı yaşamışsa, buradan bir sen de orada ısrarla kalıyorsan bari bir çıkış yakala. Yani orada kalmanın manası ne? Hı. Altyapıdan futbolcu almıyorsun. Şeyden almıyorsun. Bugün bu sene bir tane Elazığlı doğumlu, geçen inceledim, 4-5 tane Elazığ doğumlu belediye futbolcu var. Geçen yıl yine bir Batuhan falan vardı, oynuyordu. Herhalde onlar da biraz problemler var, falan Semih yaşamışlar. Var. Yani işte onlar bu sene bir tane zorla melan anlandı. Ama şimdi niye bu sene, bakın geçen yıl bizim liselerde Türkiye şampiyonluğu yaşamışız değil mi? Yani bu çocuklar ne oldu? Nereye gittiler bu çocuklar? Yani ama Yusuf yani abi almak için de almak için o da yanlış. Yani oynayacaksa tabii. Yani yoksa dışarıdan gelip orada almak için alıyorsun. Alıp yani 22 dışarıdan almak için alıyorsun. Bakın yok. Dışarıdan almak için alıyorsun. Geçen yıl yapılan transferlerden kaç oynamış, kaç faydalı olmuş? Dışarıdan gelenleri söylüyorum. Aynı Elazığspor için de söz konusu. Sen 20'ler, 30'lar transferler yapmışsın. Ama şu anda takımda kalan kaç kişi? Altyapıdan gene destek yapmış. Geçen yıl biz devre arasında kaç transfer? 23 transfer yapmadık mı? Kaçı kaldı? Aynı şekilde. Burada gitti. Sağlıklı hamleler yapmak lazım. Sağlıklı kadroyu oluşturmak lazım. Kulüp yapısını sağlıklı yapmak lazım. Belediyespor'un da artık bir hamle yapmasını bekliyoruz. Herkes bekliyor. Taraftar da bekliyor. Herkes bekliyor. Yani İnşallah aslında hedef de bir hamle başında gerek Alaaddin hocamız gerek Sayın Ahmet Toprak Başkanımız, onlar da yani istiyorlar. Bu açık bir şekilde isteniyor. Gayret gösterecekler. Evet. O zaman yani iyi olacak Belediyespor bence. Şey biraz bu bir sezona başlamak, demin bahsettiğimiz yere geliyoruz. Sezon başında alınan sonuçlar hiç kimseyi yanıltmasın. Ben Elazığspor'un sevgili Osman Özköylü'nün çalıştırdığı sezona 5 galibi beraberlikle başladığını hatırlıyorum. Evet. Hatırlarsanız burada 6. maç Çanakkale Dardanel maçıydı. 90+'da Ümit Tek'e bir frikik golü attı ve maçı kazandık. O yıl birinci lige çıktığımız sezondu. Bu arada pek takıldım ama yeri gelmişken onu da belirtelim. Bizim ligin en pahalı takımı Sakaryaspor. Evet. 7 milyon euroya yakın bir oyuncu. Son gün yapılan oyuncu şeyi var. Tabii yani şeyi var. İsim olarak baktığı zaman anlıyorum. Mesela bir Bekir İrtegün Fenerbahçe'ye evet. Gönülmüş bir isim. Yani kadro kalitesi o yüzden de biraz artabiliyor ama tabii onun sahaya sadece yansıması... Onun değil. Sadece onun değil. Ama şu bir gerçek. Demin Belediyespor'dan bahsediyoruz. Baktığımız zaman oyunculara kadro derinliği Elazığspor'dan daha fazla. Evet. Yani alternatif bir takım kurulmuş durumda. Hatırı sayılır da transfer yaptılar. Buradan artık dediğiniz gibi gidilecek yol artık bir üst lig olmalı. Bir üst ligi zorlayacaklarından eminiz. Yani bu takım küme düşmemek için kurulmamış bir takım. Kesinlikle. Kurulmuş bir takım değil. Elazığlı oyunculara gelince şurada şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Oynamayan hiçbir oyuncunun kendisini geliştirebilme şansı yoktur. Yok. Şans verilmemiş hiç kimsenin kendisini insanlara gösterebilme şansı yoktur. Bugün biz kendi değerlerimizden bahsederken hep yönetimleri, yöneticileri eleştiriyoruz. Yöneticiler geleceği görerek asıl kendilerine yıllar sonra lazım olacak oyuncuyu yetiştirmektense daha popülizm yaparak o günkü kendini kurtaracak oyuncu modeline yöneliyor. Dolayısıyla yarın öbür gün işte böyle transfer yasağı geldiği zaman elinizdeki alt yaşından hiç dikkat etmediğiniz, çok emek verilmemiş de. Çocuklarım bakın, ben altyapıdaki hocalarımın hepsi değerli insanlar. Hepsi çok güzel insanlar. Ben orada bir kaleci antrenörüm. Ben 5 yıldır daha kaleci antrenmanı yapmadığını kulağımla duydum. Şimdi buradaki antrenör arkadaşlarımızın çoğu 20 ay, 30 ay, 15 ay maaş almadan gidip orada çalıştıklarını da biliyorum. Ama bu çocukların da şu andaki Onur'dan bahsedelim, öbür arkadaşlarımızdan bahsedelim.
kimse kızmasın, alınmasın. Çok fazla üzerlerine bir şey koyulmamış bu çocukların. Ancak oradaki antrenör arkadaşlarımız o hafta deplasmana gidebilmek için 2 lira 3 lirayı bulabilme derdine girmişler. O hangi malzemeyi kullanacaklar onun derdine girmişler. Onların görevi değil aslında. Hangi otobüs, tabii canım, hangi otelde işte buyurup hangi belediye otobüsüyle gideceğiz derdine girmişler. Biz sağlıklı olarak bu çocukları iyi hocaların elinde eğitmiş olsaydık, bugün imkanlarını daha fazla etmişseydik, bugün bu çocuklar daha farklı olacaklardı. Yani şu, görüyorsun çocuğu, diyorsun ki ya bu çocuk Elazığ'a gitmiş ama zaten işte mahalleden sokaktan öğrendiği neyse ondan işte gelmiş buraya kadar. Ama şu andaki takımın içerisindeler, buradan yine söylüyorum o kardeşlerimize, bu sizin için bir fırsattır. Kendinizi sadece fiziksel manada değil, bakın bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bunu her hafta söylüyorum, her programda söylüyorum. Beyin ve mantel olarak da bu lige ve ben oyuncu olacağım, bunu daha çok geliştireceğim. Buraya girmeleri lazım, araştırıcı olmaları lazım, kitap okumaları lazım, kesinlikle kitap okumaları lazım. Hayata bakış açılarını değiştirmeleri lazım. Arabesk bir yaşantının dışında entelektüel birikimlerin olması lazım. Bütün bunlar olduğu zaman profesyonel futbolun vecibeleri de zaten yerine birlikte geldiği zaman beslenmesi, antrenmanı, o futbolcu olur. Kimse anasının karnında olmuyor yani. Evet. Şimdi işte belediye sporun burada bir amacının ne olduğunu anlatması lazım. Bakın Altınordu'yu konuşuyoruz. Geçenlerde Altınordu Niğde'yi sporu, bizim grubumuzda olan Niğde Spor'u altyapı olarak pilot alıp takım. Pilot takım olarak alıp değerlendirmedi mi? Hı. Bakın halen öyle. Türkiye'nin en büyük antrenörlerini Niğde'de topladı geçen hafta. Mıydı? Ondan önceki hafta Aykut Kocaman'dan tutun da aklınıza kim geliyorsa getirdi orada. Büyük Fenerbahçe'nin şu altyapısıyla bir turnuva düzenlediler, maç yaptılar ve bütün antrenörler o gün oradalardı. Geldi şeyi izledim. Altınordu'nun başkanı amaçlarının, gayelerinin ne olduğunu ve bu işi Türkiye'ye de yaymayı düşündüklerini, işte bizim de hep söylüyoruz, biz futbol şehri diyoruz, biz futbol biliyoruz diyoruz. Bizim hocalarımız atıyor, konuşuyor, kesiyor. İşte biz, başka biri geldiğinde kendisi göreve gelmediği için ağzına gelen her şeyi söylüyor. Ondan sonra ya diyorsun ki bak gel şu altyapıyla ilgili, o zaman siz de bir şeyler ortaya koyun. Şu bizim hocalarımız, futbol antrenörleri ortaya bir şeyler görev koyun. Görev isteyin. Ya niye bugün Elazığ Belediyesi'ne iki tane ya da bir tane Elazığ doğumlu çocuk oynuyor? Üçüncü lig takımı ya bu. Allah'tan korkar insan. Altyapıdan bir şeyler geliyor, orada tıkanıyor, çocuklar kalıyor. Elazığspor'da işte bak aslanlar gibi bugün mecburiyetten de olsa Ahmet oynuyor Elazığlı, Onur oynuyor Elazığlı, Kadir oynuyor Elazığlı, Ömer oynuyor Elazığlı. Murat Han oynuyor Elazığlı. Sonradan giren çocukların hepsi Elazığlı. Oynuyor işte. Bak ne oldu? Mecburiyetten getirdiniz, koydunuz, oynadı. Demek ki bunları siz 3. ligde çok rahat oynatırsınız. 2. ligde çok rahat oynatırsınız. Ya korkacak bir şey yok ama maalesef bizim yöneticilerimiz ortaya bir hedef koyamıyorlar. Hocalarımız kendilerine güvenemiyorlar. Yetiştiricilikten sonra hazıra konuyorlar. Bizim özetle o. Biz hazıra konmayı seviyoruz. Hazırı alıp da bu arada hazırı da devam ettiremiyoruz. Hep tüketiyoruz. Bu tüketmekten kurtulmamız lazım. Hep şehir olarak, sanayi olarak diyorlar ya, üretim yapmamız lazım. Futbolcuyu da üreteceksiniz kardeşim. Yani başka alternatif yok. Şimdi U15'lerde sen geçen yıl şampiyon olmuşsun. Liselerde Türkiye şampiyonu olmuşsun. Ama bu çocuklar işte bakın üremiş. Bunları devam ettirmemiz lazım bir şekilde. İnşallah da devam ettirirler. Bu çocuklara sahip çıkmak lazım. Elazığ'da en büyük sorunlardan biri de tesis sorunlarıydı. Bu sıra biraz gündeme geldi. Bazı tesisler de yapılıyor. İnşallah bu tesisler bir an önce biter. Elazığ futboluna kazandırılır. Bu yıl Bal Ligi var. Önümüzdeki bu hafta başlıyor. Başta kendi takımı Fırat Üniversitesi olmak üzere Süzdürü Spor'a da başarılar diliyorum. Her iki takımımıza da. İlk hafta ikisinin arasındaki mücadeleyle Elazığ başlayacak. Derbisi. Elazığ derbisiyle. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Elazığspor deplasmanda Kırşehir'de, onlara da başarılar diliyoruz. Belediyespor'a da başarılar diliyoruz. İnşallah iyi sonuçlar evet. Alırız. Teşekkürler. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Son olarak biz tesisten bahsediyoruz, oyuncudan bahsediyoruz, yöneticiden bahsetmiyoruz. Yönetecek insanların bu konudaki bilgi ve birikimi bence bütün sorunların ana kaynağı.
asıl incelenmesi gereken konulardan biri bu. Bunu konuşmaya kalksak zaten iki program gider. Evet. Bizleri dinleyen izleyicilere, herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet değerli seyirciler, bu hafta da telefinalin sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.